Hususa değinmek istiyorum. Bunlardan ilki, normalde finansal okuryazarlığı da olan, parayla alışverişi bulunan bu insanlar nasıl oldu da bir ay, hatta üç hafta, bir ay gibi vadelerle bir koyup 1 milyon alabileceklerini düşündüler. Kimisi dolarda %300 civarında faiz peşinde koştular. Ne oldu yani? Ve bunun karşılığında basit el yazısıyla, çala kalem yazılmış evraklara itimat ederek nasıl çanta çanta, paralarını çanta çanta Seçil Erzan'a teslim ettiler. Burada müthiş bir açgözlülüğün ve bu açgözlülükle giderek tahrik olmuş bir para hırsının onları yanılttığını pekala söyleyebiliriz. Yani elbette ki işte banka şubesini, işte bir bankacıyı muhatap aldılar. Elbette ki tanıdıkları bir bankacıydı ve ona inandılar. Kuşkusuz bu böyle. Fakat bunlardan öte, örneğin Bülent Bey örneğinde olduğu üzere, yani bir gün daha beklese 40 bin dolar alacak, 20 bin dolardan da olmayacak. Bir gün önce çekiyor. Yahut Arda Turan gibi. 4 milyon çekiyor, kendini alamıyor. Arkadaşından borç alıp 4 milyon dolar daha getiriyor. Yetmiyor. Arsasını satıyor, 4 milyon dolar daha getiriyor, yetmiyor. Bankadan 30 küsür milyon TL çekip, kredi çekip onu yatırıyor. Ne oluyor yani? Emre Belezoğlu. 4.2 milyon dolar. Bütün bu parayı neden teslim etmiş olabilirler? Çünkü dünya, Türkiye'de hiçbir düzenekte bu kadar garanti para yok. Yani borsada oynasa kazanabilir mi? Kaldıraçlı oynasa ihtimal ama bir o kadar batma ihtimalim var. Ne dövizde, ne borsada, ne altında böyle kısa vadede, yani bir ay gibi bir vadede %40 faizle para kazanabileceğim başka bir örnek daha yoktur. Bunu ya gözünüzün önünde bir gece oturup deseler ki ya Türkiye'de artık uyuşturucu satış serbest, oturup satsan o parayı alamazsın ya. Oturup sokakta Taksim Meydanı'nda ya, esrar koyup satsan o parayı alamazsın. Deseler ki İçki satışında tek kedi kaldı. Herkes elinde satabilir. Ya koysan satar alamazsın o parayı ya. Nasıl yaptınız? Yani böyle bir gelire nasıl inandınız siz? Böyle bir gelire akli melekelerle inanmak mümkün değil. İnsanın akli melekelerini de bastıran başka bir güdüsünü tahrik ettiler. O da bir koyup üç alma güdüsü. O da köşeyi dönme güdüsü. Evet. O da çalışmadan kazanma güdüsü. Tam da bunu. Yani daha da tahrik edilselerdi. Yani ellerindeki evini, barkını, her şeyi satabilirlerdi. Bak o hale gelebilirdi. Şimdilik nakitlerini vermişler. Yarın Arda Turan evini de satar. Emre Belezoğlu hanını da satar. Çünkü daha fazlasını bekliyorlardı. Vade biraz daha uzun olsa bir ay koymuş. Dua etsinler. Vade 3 ay falan yapsaydı bunlar ne var ne yok satacakmış yani. Diğerleri de öyle. İş adamları da öyle. Bu tamamen ve üstelik ya burada... Asgari ücretiyle toto oynayan adam olsa dersin ki yani adam haçlığını çıkarmak istiyor. Şimdi borsada oynayan sayısında 8 milyona çıktı. Niye? İnsanlar oradan küçük küçük kazanıyorlar. Günlük yevmiyesini çıkarıyor. Ya hadi onu anlarsın. Adamın yok, var etmeye çalışıyor. Borsada oynuyor, işte coin alıyor, satıyor. Aradaki farkla haçlık yaratıyor. Borsada anlık satıp alıp satarak, işte altında alım satım yaparak yolunu buluyor. Ya da işte harçlığını çıkarıyor. Ders. Böyle bir şey değil ya. Bu vurgun yani. Siz üzgünüm. Ava giderken avlanmışsınız. Acınacak tarafınız yok sizin. Acınacak tarafınız yok. Orada bak mesela emekli olsa kandırmışsın sen emekliyi. Götürmüşsün. Futbolcu için söylüyorum. Götürmüşsün. Efendim emekli maaşını almışsın. Almışsın onu yemişsin. Allah belanı versin der. Emekli. Kira geliri var. Bir dairesi var. Kandırmışsın onu. Kandırmışsın onu. Almışsın parasını, buhar etmişsin. Canın cehenneme dersin. İki cihanda da elleri yakından ayrılmasın dersin de. Ya bu durum öyle bir şey değil ki kardeşim ya. Ya burada yani siz demek ki adam gelse dese ki Merkez Bankası'nı sana veriyorum alacağını zannediyor herhalde yani. Yani Arda Turan'a Merkez Bankası'nı verebilirsin yani. Bu şey arzusuyla değil mi? O aşamaya doğru gelmiş. Dolayısıyla... Sizinkisi acınacak iş değil. Siz merhamet edecek durumunuz da yok. Suç var yok, bu başka bir şey. Evet. Fakat kusura bakmayın beyler. Kusura bakmayın. Siz hava giderken avlanmışsınız.
Ve hiçbiriniz de dönüp, şimdi şunu diyebilirler, hocam diyor ki ya bankanın kusursuz sorumluluğu, hani banka sırf banka, bu suç bir banka müdürü tarafından işlendiği için, para alışverişinin bir kısmı bankada gerçekleştiği için bankanın da sorumluluğundan bahsedilebilir. Doğru diyor hocam. Fakat kardeşim aranızdan da biri banka, banka genel müdürünü de tanıyormuş Arda Turan ha. Hakan Ateş'i tanırım. Niye aramadın? Bunu da masaya yatıracağız. Merhabalar Ersan Şen, hoş geldiniz. Merhaba. Hocam. İsmail Saymaz, hoş geldin. Hemen sıcağı sıcağına Fatih Terim fonundan başlayalım ki son bir haftadır özellikle bu konu oldukça gündemde. İsmail, yeni gelişmeler var. Hukuk savaşı başlatıyoruz dedi Fatih Terim ama sen bir ses kaydı paylaştın, bir ses kaydına ulaştın ve bununla ilgili... Yayınlayabilir miyiz önce? Bir yayınlayalım arkadaşlarımdan yani, rica edeyim, onun üzerine konuşalım. O hikaye arkadaşlarımız da hazır mı? Hazır, ben yayına girmeden söylemiştim. Evet. Bir rica edeyim, onu bir yayınlayalım arkadaşlar, üzerine konuşalım. Çünkü bir çift, biri memur, diğeri sanıyorum bir iş insanı, bir eş... Karı koca dolandırılmış, 2 milyon 200 bin dolar gibi bir rakamdan sanırım bahsediliyor. Arkadaşlarım beni diyor biliyorlarsa, yayınlarlarsa bekleyelim. Ve ben böyle gelip de bunları hep şikayet eden de bir adam değilim. Yalandan atanlara şikayetim vardı. Futbol efsaneleri, siyasetçiler, iş insanları, Seçil Erzan'ın ağına düşen isimler bir bir ortaya çıkıyor. Fatih Terim fonu skandalında Denizbank'ın dolandırıcılıktan nasıl haberdar olduğunu sözcü yazarı İsmail Saymaz ortaya çıkardı. Hem de ses kayıtlarıyla. Ne yapıyorsun İnci? Kayıt alıyorum. Ay şaka gibisin. Yapma öyle şeyler. Beni üzme yani. Seçil Erzan, Fatih Hoca'nın fonu var diyerek iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker'e 3 haftada %27 faiz önerdi. Çeviker şüphelendi, bankayı aradı. Fatih Terim fonu var mı diye sordu. Görevli 10 milyon dolara kişi özel fon açıldığını ama isim paylaşamayacağını söyledi. Erzan bugün son gün diyerek Çeviker'i kandırdı. 92 günlük kur korumalı mevduat hesabındaki 1 milyon 920 bin dolar mevduat tarihinden bir gün önce çekildi. Çeviker çifti hem KKM gelirini kaybetti hem 25 bin 290 dolar prim ödedi. Bir gün sonra 198 bin dolar daha verdiler. 25 günde 550 bin dolar faiz alacaklardı. Ancak vade günü geldiğinde para yerine müjde verildi. Vade süresi uzatıldı. 3 milyon alacakları 5 milyon oldu. Ali Bey'in soyadı ne? Ali Böcügöz. Şeyde mi çalışıyor? Genel müdürlükte. Saklamada. Yeni vade süresi dolduğunda da parasını alamayan İnci Çeviker dolandırıldıklarını anladı. Erzan'la buluştu, konuşmaları kayıt altına aldı. Seçil Erzan, banka görevlisi Ali Böğürgöz diye tanıttığı Ali Yörük'ü aradı. Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin. Bakın biz İnci Hanım'la bekliyoruz. Ben onu da getiremiyorum oraya. Yani Seçil Hanım şöyle söyleyeyim. Şimdi işlemi iki parça olarak girdiğimiz için biz bunu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir mücadele veriyoruz ama yetişmezse yarı saat onda elinizde. Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte. Yetişirse saat 5.30-6'ya kadar zaten bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10'da sizde zaten miktar. İnci Hanım, siz bir şey sormak istiyor musunuz? Niye sorun? Tamam, ona kadar biraz sabredelim ya. Yani yetişmemesi için bir engel yok şu an. Bana ben çok arada töhmet altında kalıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yarın sabah 10'a kadar bir sıkıntı gözükmüyor. Peki biz yarın sabah 10'da nasıl olacak? Yani ben tekrar İnci'yi alıp oraya mı geleceğim? Hayır, buraya olmaz tabii ki. Biz sizi arayacağız. Ona göre biz size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, ben size bilgi veriyorum. Saat 10 gibi hazırdayız. Kendinize yarın sabah. Bugün olma ihtimali var mı? Ali Bey bugün... Yani ben elimden geleni yapıyorum. Bugün yetiştirmek için mücadele ediyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. Çevikerler bekledikleri 5 milyon doları alamadı. 7 Nisan'da bankaya yapılan başvuru yumağın ucunu ortaya çıkardı. Evet, bu şekildeydi İsmail Saymaz ulaştığın ses kaydı. Şimdi Fatih Terim'in de açıklamaları var. Nereye gidiyor bu iş? 1 milyar 260 milyon dolarlık bir vurgundan bahsediyoruz. Her gün yeni açıklamalar geliyor. Neler söyleyeceksin? Bu aile, yani bir iş adamı Bülent Bey, Bülent Bey ve eşi İnci Hanım. Bunlar aslında tabii Seçil Erzan'ı bankacılık işlerinden tanıyorlar. Yani ta Florya Şubesi'nden tanıyorlar. Seçil Erzan geçen Şubat ayında Bülent Bey'in İnci Hanım'ın evine geliyor. Böyle de bir yakınlığı da var yani. Aslında Seçil Erzan'ın mahareti insanlarla gelişkin bir sosyal ilişki kurması. Eve geliyor, diyor ki bir fon var diyor. Bu diyor Fatih Terim'in fonu diyor. Fatih Hoca'nın fonu. Ve bu fonda 10 milyon dolarlık bir fon diyor. Bu fonu tamamlamamız lazım diyor.
Siz buna eğer katılırsanız bu güya 120 günlük 6 aylık bir fonmuş. Fonun sonuna gelinmiş, 3 hafta kalmış. Eğer diyor siz bu haftada bu sisteme katılırsanız %27 vade, 3 hafta sonra %27 vade alacaksınız diyor. Şimdi doların faizi, yıllık faizi %1-2. Yani öyle bir şey. Yani. %3-4 olsun yani. O seçiler zan 3 hafta için %27 vade diyor. Ve Bülent Bey'in altından girip üstünden çıkıp bunu kabul ettiriyor. Bülent Bey de finansal okul yazarlı olan bir insan. İş adamı, sürekli bankada yatırım yapıyor. Fakat Bülent Bey'in aklını çelen şu olmuş. O tarihte kendisi bankada, yine bankanın bir başka danışmanın yardımıyla hisse oynamış. Kısa vadede %20'nin üzerinde bir kazanç elde etmiş. Demek ki olabiliyor demiş. Ve ikna olmuş. Acı olan şu tabii onun açısından. 202 milyon doları çekiyor. 2 milyon doları KKM'den çekiyor. Ve KKM'nin vadesinin bitimine bir gün kala çekiyor. Yani bir gün daha beklese 40 bin 50 bin dolar alacak. Onu kaybediyor. Bir gün önce çektiği için de işte sigorta bedeli var. Oradan da 25 bin lira fazladan veriyor. Sadece bu çekim işleminden kaybettiği para 60-70 bin dolar. Yani bugünün parası 2 milyon çok civarında para. Evet. Sonra götürüp onu çanta içinde Seçil Erzan'ın gönderdiği suç ortağına teslim ediyorlar. Seçil Erzan, hatta suç ortağı da bu paranın 400 bin dolarına el koyup tefecilere veriyor. Yani paramparça oluyor para. Ya tabii bunun üzerine Bülent Bey diyor ki bana bir evrak ver. Bu da geliyor. O işte bir not defteriyle, karalamayla bir işte alacağınız şu kadar diye bir evrak veriyor. Bunlar 2 verip 2.750 alacaklarını düşünüyorlar. Vade tarihi de 3 hafta sonunda. 10 Mart. 13 Şubat'ta veriyorlar. 10 Mart'ta alacaklarını düşünüyorlar. 10 Mart oluyor. Vay sisteme para düşmedi. Vay sıkıştı. Vay uzadı. O oldu, bu oldu derken 31 Mart'a kadar uzatıyor. 31 Mart'ta bankaya kadar giriyor artık. Nerede bizim paramız diye. Adam hasta oluyor yani. Bunun üzerine diyor ki size bir müjde veriyorum diyor. Süre vade uzatıldı. Önce 3 milyona sonra 5 milyona uzatıldı diyor. Ya insan 2 vermişsiniz. 5, 1,5 ayda 5 nasıl alırsınız yani? Bülent Bey de çaresiz parayı da kaptırdığı için tamam diyor bari bekleyelim 5'i alalım. En son 31 Mart'ta 4 Nisan tarihinde para verilmek üzere anlaşılmıştır diyor. 4 oluyor gelmiyor. 5 oluyor gelmiyor. 6'sında bu konuşma oluyor. 6'sında İnci Çeviker'le beraber bir yere gidiyorlar. Orada güya... İnci Çeviker eşi. Eşi. Evet, İnci Çeviker'le Seçil Erzan güya işte buluşuyorlar. Seçil Erzan diyor ki ya bu sabah size kesin demiştim ama parayı alamadım. Para yarına kaldı. İnanmazsanız banka çalışanı Ali Bey'le konuşalım diyor. Az önce bankacı diye konuşan kişi, kendisini Ali Böğürgez diye tanıttığı kişi Ali Böğürgez falan değil. Öyle biri yok. O kişi dosyaya göre İnci Çeviker'in para satın aldı tefeci. Bu kişi hem para kaybetmiş Seçil Erzan'a hem de Seçil Erzan bu kişiyi bir başkasını dolandırırken ondan yararlanmış. Garabeti görebiliyor musun? Yani ben seni çarpıyorum. Onu da çarpıyorum. Ersin Hoca'yı da çarpıyorum. Onu çarparken senden yarım alıyorum. Sen arıyorsun bankacı gibi yarın tamam diyorsun işlemler. Tabii ertesi gün Seçil İnci Çeviker bankaya gidiyor. İner inmez ne görüyor? Emre Belezoğlu hışımla bankaya doğru koşuyor. O zaman diyor ki eyvah yandık. Dolandırıldık. Zaten birkaç haftadır dolandırıldıklarını da sezinliyorlar. İki yerde ev kayıt yapıyorlar. Birincisi evde, ikincisi arabada. Arabada ara altısında. Evde yaptıkları kayıtta ise yani ilk ödemeyi yapmamışlar. Bunun üzerine ev ortamında ses kaydı yapmışlar. Seçil Erzan diyor ki işte bu hocanın fonu diyor. Fatih Hoca'nın fonu. O çıkmadı. Süreniz uzadı. Siz de olacaksınız. Adam korkuyor. Paramızı verecek misiniz diyor. O da diyor ki tabii ki ben kariyerimi yakar mıyım? Tabii ki vereceğim. Elini tutuyor. Teskin ediyor. İnanılmaz bir şey yani. Sonunda Seçil Erzan 7'sinde İnci Çeviker şeye bir gidiyor. Yok orada. İnci Çeviker izne çıktı diye kaybolmuş. Bankaya gidiyor diyor ki biz dolandırıldık. Seçil Erzan kaybolmuş. Seçil Erzan kaybolmuş. İnci Çeviker Denizbank'a gidiyor. Levent Şubesi'nde yok. İzinli diyorlar. O zaman Emre'nin de bankaya koştuğunu anlayınca o zaman eyvah diyor. Kocasına diyor ki Bülent Bey'e sen savcılığa koş diyor. Ben genel müdürlüğe koşuyorum. Denizbank genel müdürlüğüne. Gidiyor. Denizbank genel müdürlüğüne kimsenin haberi yok bir şeyden. Diyor ki biz dolandırıldık. Kim sizi dolandırdı? Seçil Erzan paramızı aldı yurt dışına kaçtı diyor. Öyle zannediyor ulaşamayınca. Banka şok geçiriyor yani. Bankanın haberi yok. Bunun üzerine apar topar suç duyurusunda bulunuyor. Banka gene bulamıyor bu arada banka Seçil Erzan'ı. Banka Seçil Erzan'ı nasıl buluyor? O da tuhaf. Banka bir gün boyunca ulaşamıyor. Ertesi gün
Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan parayı istemeye bankaya gidiyorlar. Tabii gitmeden önce Arda Turan bir gün önce Seçil Erzan'la trafiğe girmiş, konuşmuş, ne kadar para aldı, ne kadar verildi, fizibilitesini çıkarmış ki gidip bankadan parayı alsınlar. Bankaya gidiyorlar. Sonra banka diyor ki biz Seçil Erzan'ı bulamıyoruz. Arda Turan diyor ki ben konuşuyorum onunla diyor. Arda Turan'ın telefonundan Seçil'e ulaşıyorlar. Hadise böyle. Şimdi ya Bülent Bey rahatsız durumda yani artık sağlığını kaybetmiş çok durumda. Aile bu arada İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Yani oraya gittiler. Orada yaşıyorlar şu ara. Neden gittiniz dedim. Yani İnce Hanım diyor ki ya ben Seçil Erzan o eve geldiği için o evde duramıyorum artık. Fevkalade aldatılmış hissediyor kendilerini. Şimdi tabii bu bir örnek. Aslında futbolculara neyse de Bülent Bey tabii finansal okur yazarlığı olan bir insan ve dolayısıyla 1,5 ay içeri. Mesela Fatih Terim. Şimdi Fatih Terim oraya geleceğim. Bankayla bir ilgisi gözükmüyordu onda. Kardeşim bak bir şey var mesela. Sen çünkü beni bugün Mert Seydanlar aradı. Mert Seydanlı iddiasına göre futbolcu değil. Bana göre para alıp satıyor. Ben öyle anlıyorum. Yani o kavramı kullanmıyorum. Para alıp sattığını düşünüyorum. İddiasına göre Seçil Erzan'a 1 milyon dolar vermiş hocam. 2 milyon dolar senet almış. Senette borçlu Fatih Terim'in arkadaşı Nur Erkasap kefil Seçil Erzan. Bir de 400 bin dolarlık daha para almış. Karşılığında 1 milyon dolarlık senet imzalamış. Dedim ki siz neden para verdiniz? Efendim dedi bir fon olduğunu söyledi inandım. Kardeşim dedim seneti de bankaya mı imzaladınız? Bankanın fon karşılığında senet verdiğini nerede görünür? Nur Erkasap'ın bankayla ne alakası var? Yoksa... Şimdi demek ki siz banka dışı bir faaliyete imza atmışsınız. Ya bankanın evrakı bankanın en azından antetli kağıdıyla olur. Sizde o da yok. Siz bayağı bloknota imza atmışsınız. Neredeyse Seçil Erzan getir bileğine imza atacağım dese oraya imza atacaklarmış yani. O hale gelme. Yani Seçil Erzan dese ki getir Arda koluna imza atacağım. Arda onu imza kabul edecek. Ya böyle bir şey var mı? Yani şimdi dolayısıyla siz ava giderken avlanmışsınız kardeşim. Size bu kadın deseydi ki yani bana şu kadar kredi verin üzerine size Merkez Bankası'nı vereceğim alacak mısınız demek. Bu iş o hale gelmiş. O nedenle harcanacak tarafınız yok, meramelecek tarafınız yok. Tabii adaletle ilgili kısmını söylemiyorum. Hukuken başka bir şey. Bir de Fatih Terim kısmına geleceğim. Şimdi Fatih Hoca kızıyor, alınıyor. İşte neden benim adımı bulaştırıyorsunuz? Neden efendim hukuken bizi itham ediyorsunuz? Hukuk savaşı açacağım. Açsın hoca. Aslında ben Fatih Hoca'yı yani futbol açısından çok beğenirim, çok severim. Hiçbir ön yargım yok kendisine. Ama ben babam olsa yazarım yani. Fatih Terim'i kayıracak durumum yok. Yani niye kayırayım Fatih Terim'i? Fatih Terim'le ilgili özel bir husumetim, haşa sempatim var aksine kendisine. Sakın böyle düşünmemeli. Ama ben sayın hocaya, zaten futbol odamla ilgili bir şey değil değerli ki. Değerli hocaya şunu söylemek isterim. Hocam, siz tabii ki Türk futboluna büyük emekler verdiniz. Tabii ki Türk futbol hem Galatasaray'dayken hem milli takımımızdayken çok Türk futbolunu sıçrattınız. Çok büyük emekleriniz oldu. Kim reddedebilir? Ama göz ardı etmeyin. Türk milleti de size her şeyini verdi. Siz çok kazandınız. Allah daha çok kazandırsın. Siz milli takımda hocayken de kazandınız. Galatasaray'da hocayken de kazandınız. Bu millet sizi sırtında taşıdı. Ya bu millete bir açıklama borcunuz yok mu hocam? Fatih Terim'in adını lekeleyen, bunu yazan gazeteciler midir? Fatih Terim'in adını lekeleyen onunla Seçil Erzan'da kurduğu dostluğu mudur? Allah aşkına. Seçil Erzan'la kurduğu dostluğu değil mi onun lekeleyen? Biz Fatih Terim'le Seçil Erzan'ı ne zaman duyduk? Şimdi duyduk. Ya Fatih Terim'in futbolcu olarak, antrenör olarak Türk milletinin ona gösterdiği sevgi ve bunun karşılığında hak ettiği ücretin de bir sonucu olarak ki Fatih Terim herhalde Türk milletinin en çok maaş verdiği insanlardan biridir. Yok öyle bir maaş yani. Ne Cumhurbaşkanı ne başka bir bürokrat. Hiç kimse Fatih Terim kadar yüksek bir maaşı Türk milletine almadı. Sırf bundan da ötürü Fatih Terim'in Türk milletine bir açıklama, onu seven, onu sevgiye ve paraya boğan bu millete bir açıklama borcu yok mu? Ben olması gerektiğini düşünüyorum. Fatih Terim, değerli hocamız şunu bir izah etmeli. Seçil Erzan'la yakınlığınız nedir sevgili hocam? Seçil Erzan'la yakınlığınız nedir? Çünkü ben ona seslenmek istiyorum. Yani. Peki. Çünkü hocama bakarak Fatih Terim gibi konuşuyorum. Çünkü Seçil Erzan diyor ki, ben onunla 2010'dan beri tanışıyorum, ben onun finansal danışmanlığını yaptım,
Ben onunla baba kız gibiydim. Doğru mu hocam? Seçil Erzan, Seçil Erzan'ın nişanlısı ve sizin avukatınız. Bunlar az kalsın evleniyorlardı. Bu yakınlık nereden geliyor hocam? Sizin avukatınız onun nişanlısı. Siz benim sadece finansal işlerimi yaptı diyorsunuz Seçil Erzan için. Öyleyse Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki bağında yemek yemeye neden gittiniz hocam? Aranızda özel bir yakınlık yoksa neden gittiniz? Yarın gazete köşemde Seçil Erzan'la Fatih Terim ve eşinin bu yemekten sonra Seçil Erzan ve eski nişanlısına bıraktığı notu yayınlayacağım. İyi ki bu yürüyüşte tanışmışız diyor. Ya bu dostluğun alameti değil midir hocam? Özel bir dostluğunuz yok mu sizin bu kişiyle? Ve belki özel bir dostu olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyor. Baba kız ilişkiniz olduğunu Seçil Erzan ifade ediyor. Yanlış mı? Candaş Gürol baba kız gibiydiler diyor. Yanlış mı? Bu birincisi. İkincisi, değerli hocam, siz Seçil Erzan ifadesinde diyor ki 2020 yılında Fatih Terim bana 300 bin dolar verdi. Verdiniz mi hocam? Dosyada çıkan evrakta bir şablon var. 3 ayrı şablon. Sizin orada 700 bin dolar verdiniz, 1,5 milyon dolar aldınız yazıyor. Tabloya koymuşlar. Doğru mu hocam? Bunu biz yazmadık ki. Bu dosyada var. Bu doğru mu? Arda Turan'la Seçil Erzan yazışıyor. Arda Turan Fatih Hoca karda mıymış diye soruyor. Seçil Erzan hoca kardaymış, kardaydı diyor. Karda mıydınız hocam? Fatih Hoca hiçbir ilgim yok diyor. Peki sizi ki eğer öyleyse neden avukatınız, halen de avukatı Candaş Gürol bir gün sizin evinize geldiğinde sizin ben de o fona para yatırdım dediğinizi iddia ediyor. Hangisi doğru? Siz mi doğru söylüyorsunuz hocam? Avukatınız Candaş Gürol mu doğru söylüyor? Neden Candaş Gürol'sun halinizde yalan söylesin? Bir diğeri. Yani sizin, hadi sizin haberiniz yok diyelim hocam. Ya kızınızın aldığından da mı haberiniz yok? Kızınız 250 bin dolar vermiş. Kızınızın çalışma arkadaşı ve sizin yeğeniniz Terim Arıcan 50 bin dolar daha vermiş. Sizin damadınız Volkan Bahçekapılı ki tanıyanlar sizden habersiz adım atmaz diyorlar. Kuzeni Emre Belözoğlu'nun 4.2 milyon dolarını kendi eline teslim etmiş hocam. Dosyada Volkan Bahçekapılı'yla bankanın bir açıklaması var. Diyorlar ki işte biz belli paraları belli insanlara teslim ettik. Sadece iki kişiyle ilgili özel davrandık. Nur Erkasap, Volkan Bahçekapılı. Bunların bankadaki bakiyesi çektikleri paranın altındaydı. Fakat bunlara dokunmamamızın tek sebebi var diyorlar. Fatih Terim'in yakın olduğunu bilmemiz. Fatih Terim'in yakın olduğu için, yakını olduğunu ve para alışverişlerinde bunların yer aldığı için onlara sormadık diyorlar. Şimdi hocam, yani siz kızınızın, damadınızın ve yeğeninizin ve onlarla arkadaş, akrabalık için Emre Belözoğlu'nun para verdiğinden habersiz olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Fakat Volkan Bahçekapılı ifadesinde başka şeyler söylüyor. Diyor ki Seçil Erzan beni aradı. Bu dosyada, bu fonda Buse'nin de Fatih Terim'in de parası var dedi. Ben de Buse'ye sordum, var dedi diyor. Peki. Sonuncusunu sorayım. Gerçekten diyelim ki haberiniz yoktu hocam. Gerçekten diyelim ki haberiniz yoktu. Skandal patladıktan bir gün sonra siz paraları geri almak için Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile beraber neden Denizbank Genel Müdürlüğü'ne gidip Genel Müdür Hakan Ateş'le pazarlık yaptınız? Neden onlara bu çocukların parasını ödeyin, bu parayı ödeyin diye görüşmelere katıldınız? Bir soru daha soracağım. Fatih Hoca 2 Haziran'da ifade verdi savcılığa. Dedi ki benim Seçil olayı patlayınca ben bankaya başvurdum. Bankaya dedim ki benim hesaplarımı eşim Fulya Terim'in hesabına aktarın. Bana 3 kalem söylediler. Bir cetvel halinde. Bir hesapta 220 bin dolar. Bir hesapta 40 bin, 50 bin euro. Bir hesapta 3 milyon dolar. İlk iki kalemi aldım, 3 milyon dolarım verilmedi dedi. 3 milyon dolarımı vermeyen bankadaki görevliden bankadan şikayetçiyim dedi. Hocam, 3 milyon dolarınızın peşine niye düşmediniz? Ya bunu ifadede söylediniz. Bu 3 milyon dolar ne oldu? Benim duyduğum kadarıyla bankada Fatih Terim'in 3 milyon doları yok. Peki banka kayıtlarında görünmeyen para, bu para nerede? Yine duyduğum kadarıyla 27 Eylül itibariyle Fatih Terim'le Deniz Bank protokol yaptı.
Bu protokolde 4 tane kredisi yeniden yapılandırıldı. Yeni bir ödeme planı verildi. Fakat Fatih Terim 2 Haziran'da kayıp dediği 3 milyonundan 27 Eylül'de söz etmiyor. Ya 3 milyon dolar böyle kulak arkası yapılacak bir para mı? Unutulacak bir para mı? Bu parayı kime verdiniz hocam? Siz banka diye bu parayı acaba Seçil Erzan'a mı verdiniz? Bütün bu soruların cevabını Fatih Hoca geçiştiremez. Bu soruları borçlu olduğu Türk milletine açıklamalıdır. Biz öyle hukuki savaş başlatacağımla yani bu soruları sormakta imtina edecek değiliz. Bence kendisi doyurucu bir açıklama yapsa onu herkes dinleyecektir. Biz de can kulağıyla dinleyeceğiz. Bizim için muteber olan Seçil Erzan değil Fatih Terim'dir. Bizim için sözünün akçesi olan, değeri olan o kişidir. Fatih Terim ne derse aksi ispatlamadıkça doğru kabul ederiz. O nedenle evet. Onun peki. Konuşması daha doğrudur. Diğeri mektup değil ama mektup bari bir not. O da dikkat çekici. Bugün evet. Yazıda yer aldı. İmzaya atan isimler Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve muhatap orada Seçil Erzan. Aslında Can benim bugünkü yazımda bir mektup daha var. Yani bir cezaevinde yazılmış bir mektup daha var. Mesela bu Fatih Terim'in bıraktığı notun hemen yanındaki haber aslında Seçil Erzan'ın cezaevinde birinci gününde arkadaşı ve bence suç ortağı Nazlı Can'a yazdığı mektup. Tabii. İstersen önce onunla başlayalım çünkü herkes evet. Şunu merak ediyor. Ya Seçil Erzan nasıl yakalandı? Finalini düşünmedi mi bu kadar şeyi yaparken? Finaline dair ilk kez bir telaşını paylaşmış. Bu yüzden önemli. Evet. Çok güzel. Şimdi ben hemen tabii cep telefonuyla bağlandığım için oradan bakamıyorum ama hemen önümdeki bilgisayardan tabii. Kendi köşeme bizzat atayım. Oradan duyalım ve çünkü şu anda ekrana da verdi arkadaşlarımız. Evet. Bu Terimlerin notu zannediyorum. Biz Seçil Erzan'ın mektubundan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben birazdan şimdi önce Seçil Erzan'ı okuyayım. Evet. Önce ben şimdi Seçil Erzan'ı okuyayım çünkü Terimlerinki biraz daha uzun uzadıya konuşulmayı hak ediyor. Hı-hı. O nedenle önce bununla başlayayım. Tabii. Şimdi Seçil Erzan cezaevinde ilk gününde arkadaşı Nazlı Can'a iletilmek üzere ki Nazlı Can bu dosyada sanık bu arada. Tutuklandı daha sonra. Şu an tutuklu yani. Nazlı Can'a yazdığı notta şöyle diyor. Nuri, bu Nuri'nin kim olduğunu tespit edemedim ama bulacağım. Nuri ev ve Bozcaada ve Göktürk'ü çözsün. Bozcaada'da yazlığı var, Göktürk'te evi var. Hı hı. Nuri bana en iyi avukatı bulsun. Bankacılık kanunu anlayan en iyi ceza avukatı bulma şart. Banka hala olumlu. Olumlu derken yani banka paraları verebilir anlamında düşünüyor herhalde. Eski eşya, spor ayakkabı. Ada evler için kurtarma planı yapılmalı. Orada durumlar nasıl? Vesaire devam ediyor. Burada yani belli anlıyoruz ki Seçil Erzan içerideyken şoka uğramış bir halde değil. Gayet bilinçli bir şekilde diyor ki Bozcaada'yı ve Göktürk'teki evleri kurtarın. Bu birincisi. İkincisi bana iyi bir avukat bulun. Bankada bu parayı ödeyebilir. Bunun üzerine yatabiliriz. Mesajı veriyorum. Bu çok önemli. Yani Seçil Erzan'ın futbolcular yani kısa vadeli yüksek faizle bir para alışverişine girip sarmal bir çark içinde kaybolduğu yönündeki suçlama ya da yönündeki değerlendirmenin ne kadar aslında iyi niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü burada Seçil Erzan'ın gayet planlı, programlı, evi de kurtarmaya, içeriden dışarıya evi de kurtarmaya çalışan, mümkünse avukat bulacak ve kendisi savunacak biri arayışında olduğunu anlıyoruz. Yani öyle... Benim bıraktığı bir not, geçirilen belirli bir süre bir ağırlama olmuş. Ağırlamanın arkasına da bu mektup. Dinlemeye başlayalım İsmail Saymaz'dan. Evet. Şimdi o mektupta Fatih Terim ne diyor? Önce o mektuptan bir bölümü okuyayım. Yani mektup tabii. Değil. Ben yazımda fotoğrafını da kullandım. Seçil Erzan, Fatih Terim Seçil Erzan'la çok yakın. Yani o kadar ki 2011 yılında Florya Şube Müdürüyken onunla yakınlaşıyor. Baba kız ilişkisi kuruyor. Bu baba kız tanımını ben kullanmıyorum. Seçil Erzan kullanıyor. Biz baba kız gibiydik diyor. Hatta Seçil Erzan'ın eski nişanlısı ve Fatih Terim'in avukatı Candaş Güroğlu da böyle söylüyor. Baba kız gibiydiler diyor. 2011'den sonra Fatih Terim'in finansal danışmanlığını yapmış. O kadar ilerlemiş ki muhabbetleri. 2022'nin Eylül ayında, 18 Eylül 2022'de Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve aile dostları Nur Erkasap, bu Nur Erkasap'a geleceğim lütfen hatırlat bana. Nur Erkasap
beraber Bozcaada'ya gidiyorlar. Orada onları Seçil Erzan ve nişanlısı, o tarihte nişanlısı olan Candaş Güroğlu ağırlıyor. Yalova restoranından ziyafetler çekiliyor. Bütün ada biliyor bunu yani. Hatta yemek için özel masa yapılmış yani. Onda o da geldi bana haberi. Şimdi tabii orada öyle bir ziyafet çekiliyor ki Fatih Altaylı giderken eşiyle beraber not bırakıyor. Diyor ki bu Fatih Altaylı'nın bıraktığı notta sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir İsmail Saymaz, bir saniye. Geçen programda olan şeyin aynısı oldu. Hemen müdahale edeyim. Yine Fatih Altaylı dedin. Ha, öyle mi? Özür evet, dilerim. Evet. Fatih Altaylı. Ya Fatih Altaylı'da kötü niyetim var zannedecek. Çok özür evet, dilerim kendisine. En sonunda fena duyacak. Fatih, bir kere mi dedim? Bir kere. Bir kez. Hemen müdahale tamam, edeyim doğru. İstedim. Onun günahı yok. Evet, Allah tamam. Peki, anlaştık. Şimdi Fatih Terim orada burada bıraktığı notta yani ziyafete gelmiş ve not bırakmış. Notta diyor ki bir insanın bir insana verebileceği en önemli hediye sevgidir. Bu hafta sonu bizi o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etmek için cümle kurmakta zorlanıyorum. İlk yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler. Fulya ve Fatih. Şimdi bunu bırakmışlar oraya. Bu neden kıymetli? Çünkü Fatih Terim Seçil Erzan'la ilişkisini alelade bir tanışıklık gibi anlatıyor. Ya alacağım verdir, ki o da bence doğru değil ama alacağım yoktur, vereceğim yoktur, bir ilişkinin içine çekilmek istiyorum, hukuk savaşı başlatıyorum. Halbuki öyle değil yani. Seçil Erzan'la çok yakın bir aile bir ilişkisi var. Bu nokta onu gösteriyor. Yani Fatih Terim gibi sokakta 10 kişiden 9'unun tanıdığı bir insan vapurla gidilen bir yere, adaya kalkıp gitmişse ne kadar çok kıymet verdiğindendir değil mi? Tabii. Orada fotoğrafla çekilmiş. Daha sonra Seçil ve Candaş da Fatih Terim'in Bodrum'daki yazlığına gitmişler. Şimdi dolayısıyla ailevi bir yakınlığın olduğunu anlıyoruz. Bu not onu ortaya koyuyor. Bak bu notla beraber bu notu nasıl bulduk? Bu notu Seçil Erzan davadaki sanık ve yakın arkadaşı Nazlı Can'a WhatsApp'tan atmış. Oradan bulduk. Ama WhatsApp'ta bir şey daha var. Mesela Seçil Erzan Fatih Terim'le çekilmiş 2-3 fotoğrafını dağıtmış. Hatta daha başka bir şey atmış. Onu koymadım. Özel yazışma diye. Ama söyleyeyim dosyada var. Seçil Erzan'la Fulya Terim arasındaki WhatsApp yazışmasının ekran kaydı var. Öyle mi? Onu da göndermiş. Ve o ekran kaydında evet. O ekran kaydında Fulya Terim Seçil Erzan'dan banka hesabı ve Swift istiyor. Yani dolar gönderecek belli ki. Swift istiyor. Seçil Erzan da gönderiyor. Ben tabii yani Swift ve banka hesabı gönderdiği için bunu herhangi bir ödeme olarak gördüm. Çünkü Seçil Erzan'ın çarptığı paralar genelde çantayla geliyor. Yani banka hesapla gelmiyor. Ama sonuç olarak Seçil Erzan'la Fulya Terim'in tanıştığını hatta işte para alışverişi olduğunu bu yazışmadan da biz rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bugün tabii bu dosyada şöyle bir husus var. Yargılama bu soruşturma Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda açıldı. Can. Soruşturmayı gören Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu. Hı hı. Dava da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi. Peki suçlama ne? Suçlama evrakla sahtecilik ve dolandırıcılık. Evet. Ya, tamam Ağır Ceza Mahkemesi yaklanabilir ama burada örgüt nerede? Örgüt yok. Niye örgüt yok? Örgüt yok mu sahiden? Olmadığı için mi örgüt suçlaması yöneltilmiyor? Dilan Polat ve Engin Polat davasında var. Orada var olan örgüt. Burada neden ortadan kalkıyor? Burada neden yok? Peki ben dosyaya yakından baktım. Acaba hakikaten Seçil Erzan müstakil hareket etmiş, bazılarından yararlanmış ve bunun sonucunda mı bir örgüt olmaksızın hareket etmiş acaba öyle mi diye baktım ve dosyada şöyle bir sonuca vardım. Ondan sonra birincisi bu dosyada Seçil Erzan'ın hiçbir zaman yalnız hareket etmediğini görüyoruz. Hep yardım bunlardan edenler ilki, var. Evet bunlardan ilki Nazlıcan. Nazlıcan Seçil Erzan'ın yakın arkadaşı. Zaten bu fotoğrafları gönderdiği kişi o. Davada tutuklu sanıktı, serbest bırakıldı bu duruşmada. Şimdi Nazlıcan para alışverişinde var. Para transferinde var. Yani bazı paralar ona gönderilmiş. Öyle
herhangi bir alelade bir sanık değil. Bazı kişiler seçiciler sana verecekleri parayı Nazlı Can'a teslim etmişler. Mesela buradan örnek vereyim. Tekrar yazıma dönüyorum izninle. Nazlı Can'ın nerelerde, kimlerden para aldığını ben yazdım. Örneğin mesela Nazlı Can'ın ilişkisi yeni değil. 2019'dan beri beraber para topluyorlar. Bu Nazlı Can'ın görsellerinde çıkan bir defter yaprağı var. Bir liste halinde el yazısıyla yazılmış. Şundan para aldık, buna para verdi. Nazlı Can diyor ki bu notu 12 kişinin olduğu notu gönderip bunları verdik ama sonra yine topladık. Yani o 2001'de bir daha toplamaya başlıyorlar. Hatta o çökünce 2022 Aralık'ta ünlülere çöküyorlar bu kez. Yani ünlüler furyası o zaman başlıyor. Şimdi yine oradan görüyoruz ki Nazlı Can kardiyolog Deniz Güzel'den 150 bin dolar almış. Nazlı Can'ın hesabı üzerinden gitmiş para. Yine Kuyumcu Ömer Kahraman'dan iki çanta halinde 750 bin doları alan Nazlı Can. Hatta Nazlı Can kendisi bir seferinde Kuyumcu Ömer Kahraman 200 bin dolar daha göndermiş. Nazlı Can kendisi gidemeyince yeğeni Kerem'i göndermiş. Kerem çantayla almış ve teslim etmiş. Keza yine Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Buse Terim'e ait, kuzeni Buse Terim'e ait 250 bin, 190 bin doları teslim etmek üzere. Çok özür dilerim. Estağfurullah, İsmail Saymaz. Özür dilerim. Bilgisayarla boğuşurken düşürdüm. Şimdi Terim Arıcan. Terim Arıcan, sesim geliyor mu? Geliyor, şu an gayet net görüyoruz. Evet. Terim Arıcan, şimdi Terim Arıcan, Buset kuzeni Buset Terim'e ait 190 bin doları teslim etmek üzere banka şubesine geldiğinde ya Seçil Erzan'ın yerinde Nazlı Can var. Nazlı Can bankacı diyor ki Nazlı Can orada ne işi var? Ve ve Seçil Erzan ifadesinde diyor ki ya benim yakın arkadaşımdır. Her defasında etrafından para toplayıp bana getirirdi ve her defasında fazlaca ödeme yaparak ona verirdim. Topladığı ve getirdiği paranın da 600 bin dolar olduğunu iddia ediyor. Hı hı. Şimdi bu tefecilik ilişkisi aynı zamanda örgüt ilişkisi. Zaten Nazlı Can da diyor ki zaman zaman birilerinden para almışımdır diyor. Şimdi bir diğeri de Ali Yörük. Bak Ali Yörük de bankacı değil. Ali Yörük onun Çorlu'dan tanıdığı bir kişi. Ve Ali Yörük'ü para nakillerinde kullanıyor. Para alışverişlerinde kullanıyor. Örneğin Buse İnci ve Bülent Çeviker'in 2 milyon dolarını teslim almaya Ali Yörük gidiyor. Hatta Ali Yörük'ü bankanın işte özel taşıma biriminin yetkilisi diye gösteriyor. Ali Yörük 2 milyon doları alıyor. İlginçtir. Onun içinden de 400 binine el koyup tefeciye veriyor. Tefeciden gelir elde ediyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bitmiyor. Gene bu arada Ali Yörük parayı aldığında arabayı da kardeşi Atilla kullanıyor. Gene futbolculardan Emre Çolak'ın 3.2 milyon dolarını teslim alan Ali Yörük. Ali Yörük. Yine şimdi Ali Yörük ifadesinde diyor ki zaman zaman Erzcan'ın rızasıyla para aldığım olmuştur. Ama diyor içinde ne olduğunu bilemem. Halbuki Seçil Erzan şöyle diyor. Yani ben diyor bunu hem para nakillerinde transferlerinde kullandım hem de diyor bu benim transfer için aldığı paranın bir kısmını el koyarak tefecilere sattı ya da tefeciden para alıp bana getirdi diyor. Bunlar kendi aralarında müdürüm yani Ali Seçil'e müdürüm diyor, Seçil Ali'ye para şuradan al Ali diyor. Aralarında bir emir-amir ilişkisi var. Şimdi bak, örgüt için 3 kişi yeter. Ben zaten 3 kişilik yapıyı saydım. Tabii, tabii saydım. Burada bir kişi var. Bak bir kişi daha var. İnanılmaz. Fatih Terim gibi o da dosyanın dışına çıkarılmış. Kim? Nur Erkasap. Nur Erkasap kim? Nur Erkasap, Fatih Terim'in futbolcuyken de aynı takımda oynadığı, teknik direktörken de yardımcısı olan en yakın arkadaşlarından teknik direktör Müfit Erkasap'ın hanımı, eşi. Müfit Erkasap. Şimdi Nur Hanım, Fatih Terim'in işte Bozcaada'ya tatile giderken de yanında her yerde onun aile dostu yani. Fakat burada şöyle bir husus var. Nur Erkasap iki kez banka hesabını Seçil Erzan'a kullandırıyor. Birinde ne oluyor? Biliyorsun Emre Belezoğlu 4.2 milyonu teslim etmiş Seçil'e. Evet. Nasıl? Kuzeni Volkan Bahçekapılı. Fatih Terim'in damadı ve kuzeni Bahçekapılı. Volkan Bahçekapılı nedeniyle.
Seçil Erzan yine bu para transferleri sırasında Emre Belezoğlu'ndan 1 milyon daha alıyor. Emre Belezoğlu bu 1 milyonu nereden temin ediyor? Yarısını Acun Ilıcalı'dan alıyor. Alıp Volkan Bahçekapılı'ya veriyor. Volkan Bahçekapılı bu 1 milyon doları ne yapıyor? Nur Erkasap'a yatırıyor. Nur Erkasap çekip parayı götürüp Seçil Erzan'a teslim ediyor. Ya neden Nur Erkasap'a havale ediyorsunuz parayı? Neden? Neden? Hatta Denizbank raporunda diyor ki biz diyor bu para transferlerinde iki kişinin mevduatı o parayı çekmeye yetmediği halde ilişmedik diyorlar. Hı hı. Bunlardan biri damat Volkan Bahçekapılı, ikincisi Nur Erkasap çünkü Fatih Terim'le tanışıklığı var diye sormadık niye çektiniz parayı. Bak ilginç. İkincisi Nur Erkasap bir kere de sadece Emre Belezoğlu'nda değil ayrıca Kuyumcu Ömer Kahraman'ın Seçil Erzan'a gönderdiği 5.8 milyon TL'lik paranın da gönderilirken hesabı kullanılan kişi. İki etti iki. Bir üçüncüsü daha var. Seçil Erzan bana göre para satan tefeci olduğunu düşündüğüm Mert Zeydanlı'dan 1.4 iki ayrı seferde 1.4 milyon alıyor. Bunun karşılığında 3.2 milyonluk senet imzalıyor. İki katı kadar. İki katına. Bu senetlerde, evet bu senetlerde borçlu hanesinde Nur Erkasap var. Kefil hanesinde Seçil Erzan var. Ya Nur Erkasap para alışverişine girmediyse neden el alemin Seçil Erzan'ın senetine borçlu diye imza atıyor? Neden? Sadece arkadaşlık ilişkisi mi bu? Şaşırtıcı değil mi? Bütün bunlara rağmen Nur Erkasap'a dava açılmadı. Neden açılmıyormuş? Neden açılmıyor? Atilla Yörük. Atilla Yörük para bile taşımamış. Sadece araba kullanmış. Yargılanıyor. Kerem Can. Nazlı Can'ın yeğeni. Bir kere para taşımış. Bir kere. Yargılanıyor. Ya Nur Erkasap hesabını iki kere kullandırmış. Senete menete imza. Neden yargılanmıyor? Neden korunuyor? Neden korunuyor? Fatih Terim'le akraba, yani aile dostluğu var diye mi korunuyor? Şimdi buna rağmen mesela bence Nur Erkasap burada sanık olmalıydı. Fakat bu dosyadan ayıklanmış, buhar edilmiş. Bu dosyada dört dörtlük örgüt var. Bu suç örgütsüz işlenmiş olamaz. Birincisi bu suç iddia edildiği gibi Aralık 2022'de başlamıyor. Bu suç örgütü 2011'den beri faal. Ayrıca 2019'dan bu yana bu çark dönüyor. Dönüyor. 2019'dan sonra faaliyet 2022'de var. Ünlülere çöküldüğü için ünlüler kısmı temel alınıyor. Halbuki bu dosyada yatıran kişilerin sayısı ünlülerin kat be kat üzerinde. Sadece ünlüler yok. Psikolog, doktor, emekli şu bu da var. 25'i aşar mı? 25'i aşar mı İsmail Saymaz? 30'un üzerinde. 30'un üzerinde. Ondan o zaman Seçil Erzan mesela Arda Turan'a o meşhur konuşmada yalan söylüyor. Bunların bu arada sistemden parasını alıp çıkanlar var. Kâr edenler var. Fazla onları da bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Bunlar da hariç. İkincisi bu paranın bu para BDDK raporuna göre Can bu para çekil bankadan çekilmiş ama bankaya yatırılmamış. Bu para nereye gitti? Sadece fon vaadiyle para aldığı insanlara geri ödemede ya da tefecilere verilmiş olamaz. Yani bu çok büyük para. Tabii. Bu para yine aynı örgütlü faaliyet etrafında bir yere gitmiş olmalı. Bunun peki dijital nedenle, izine ulaşılabilecek mi İsmail Saymaz? Bu paranın izine? Bankacılık faaliyetinde kullanılmış olsaydı. Olsaydı. Efendime söyleyeyim. Borsada kullanılmış olsaydı hı-hı. Bir şekilde dijital izi bulunabilirdi. Ama yani BDDK verilerine göre giren parayla çıkan para örtüşmüyor. Kesişmiyor yani. O nedenle burada böyle bir problem var. Bugün bankadan bir açıklama gelebilirmiş. Ne beklersin, ne söylemesini beklersin bankanın mesela? Vallahi ben Banka Genel Müdürü Hakan Ateş'e mesaj attım. Hı hı. Kendisine sorulacak sorularım var. Çünkü burada tabii bankanın da sorumlulukları var. Bir kere tamam banka, ben anlıyorum banka müdürü banka içinde banka kurmuş. Denizbank içinde Seçil Bank kurmuş. Yani paraların bir kısmı banka dışında teslim edilmiş, verilen evraklar önemli bir bölümü işte bloknot üzerine yazılmış basit evraktan oluşuyor. Burada sorumluluk almayabilir ama yargı da hukuki bakımdan kusursuz sorumluluk diye bir tanım vardır. Yani
Eninde sonunda bu kişi Seçil Erzan banka, Denizbank'ın şube müdürü olduğu için muhatap alındı. Herhangi biri olduğu için değil. Paraların bir kısmı da banka şubesinde teslim edildi. Dolayısıyla bunu banka kimliği altında yapıyormuş intibası verildi. Bir üçüncüsü bazı evraklar tahrif edilmiş de olsa Denizbank anteti ve mührü taşıyor. Bunların hepsinin bir sorumluluk doğurması mümkündür. O nedenle bankada bu bakımdan bazı sorulara cevap vermeli. Bankanın susuyor olması doğru değil. Bankada Seçil Erzan 2011 yılından bu yana bu çarkı çevirdiği halde neden onu 10 yıl boyunca Florya'da tuttu, ardından Levent'e terfi ettirdi? Bu 10 yıl içerisinde bazı paralar bankada verildiği halde nasıl fark edilmedi? Bankanın iç istihbaratı yok mu? Bu soruların hepsine bir cevap verilmeli. Hepsine bir cevap verilmeli. Bakalım ne kadarına cevap verilecek önümüzdeki süreçte. İsmail Saymaz, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada Candaş Güroğlu'nun beyanını soranlar da var. Onu da söylemiş olalım. Seçil Erzan'la evliliğe Candaş doğru giden Güroğlu, Fatih Terim'in avukatı aynı zamanda aldatıldığını düşünmüş mesela. Şimdi Candaş Güroğlu anlatabilirim. Candaş Güroğlu Fatih Terim'in avukatı. Bugün hala avukatı. Aynı zamanda Seçil'in işte Haziran ortasından Şubat 2023'e kadar da sevgilisi ve nişanlısı. Diyor ki ifadesinde işte biz Bozcaada'ya gittiğimizde Fatih Terim onun misafiriydi ve baba kız gibiydiler diyor. Daha sonra Bodrum'a gittik diyor tatilde. Hatta Candaş Güroğlu ifadesinin bir başka bölümünde ben Fatih Terim'in evine gittiğimde Fatih Terim Seçil Erzan'ın fonuna para yatırdığını, hatta kendisi dışında damadının kızının da para yatırdığını söyledi. Çok incindim diyor, çünkü bunları benden sakladı, bana söylemedi diyor. Bu bakımdan da ilginç. Yani avukatına neden söylememiş bunu? Anlaşılır gibi değil. Tabii bir aşamadan sonra Seçil Erzan'ın odaya gidip fısır fısır konuşmasından kaynaklı şüphelendiğini ve kendisini aldattığını düşündüğünü anlatıyor. İşte bana meşgul olduğunu söylediği akşamlarda WhatsApp'ı çevrim içi görünüyordu. Anlamakta zorlanıyordum diyor. Belli ki orada çarkı çeviriyormuş. Buna da pek hissettirmemiş. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Ama 11'inde yani gözaltına alınmadan hemen önce Candaş'la yazışması var. İşte intihar etmek istiyorum gibi bu minvalde sözler söylüyor. Psikolojisini anlatan notlar galiba. Peki. Teşekkürler İsmail Saymaz. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Yine... Evet. Şimdi gelelim Seçil'in çantacısının Bulgaristan trafiğini anlatmış bugün İsmail Saymaz. Denizbank'tan iddialara yanıt geldi. Seçil Erzan zaten 20 kişiye bir kazandırmış bayağı bir. 13 milyon dolar fazla para vermiş. 18 kişi mağdur. Şimdi orada Seçil Erzan, orada şöyle bir durum var. Şimdi Seçil Erzan'ın, bir Seçil Erzan'a göre kime ne verdiği, kimde ne aldığı tablosu var. Bir şikayetçilere göre Seçil'e ne verdikleri, Seçil'den ne aldıkları tablosu var. Bir, savcılıklara verdiği dilekçe var. Hiçbiri birbirine tutmuyor. Tutmuyor mu? Evet. Bugün Şekip Mosturoğlu'nun ifadesi Seçil Erzan'ın anlatımına göre olan tabloyu yansıtıyor. Yani burada ben baştan beri söylüyorum. Seçil Erzan'a bir kere bu olayın tarihi 2022 ve sonrası değil. Seçil Erzan'ın ifadesi öyleydi. Biz de yanlış anladık. Esasen bence bu 2011'den itibaren başlamış bir düzenek. 2011'de parayı batırıp tekrar çıkmış. 2019'da 2019 yılı itibariyle para aldığını dosyadan anladığımız insanlar var. Para alıp verdiğini. 2021'de para alıp verdiğini anladığımız insanlar var. 2022'nin sonunda ise diğerlerinden farklı olarak ünlülere yöneldiğini anlıyoruz. Kaç yılda başlamış? Bence 2011'den beri yapıyor bunu. Yani biz fakir, hani biz ünsüzleri tam bilmediğimiz için kime ne alıp verdiğini takip edemediğimiz Florya'da için oluşmuş yani. Edemediğimiz için biz bunu ünlülerle başlatıyoruz. Halbuki bu dosyada bile 2019'da para aldığı insanlar var. 2021'de para aldığı insanlar var. O nedenle suçun işleniş tarihi Aralık 2022 değil, 2021'de değil, 2019'da değil. Bence 2011'e kadar gidiyor. İsmail, hiçbir aktivite var mı? Ne finansal gibi? Aktivite. İşte sorun yani o. Yani kaldıraçlı işlemler. Çok güzel. Sorun o. İlk etapta kendisinin şöyle bir ikrarı var. Ben başta para aldım diyor. O parayı borsada yatırdım diyor. 1 milyon. 1 milyon o tarihte çok büyük para. Yani o tarihte 500 bin dolar kadar para yani.
Ve dolayısıyla bu muhtemelen varsa o tarihte kaldıraç diye bir işlem var, türü. Varsa eğer oradan batırmış olmalı. Şimdi dolayısıyla borsayla bir iştigali var, anlıyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. BDDK raporuna göre sistemden çıkan parayla sisteme giren para uyuşmuyor. Yani bu para bankacılık sistemine girmemiş. Semih Kaya'nın şimdi GPS cihaz tartışıyoruz ya. Hı hı. O neden ileri geliyor? Ali Baltaş adlı iş adamı 2,5 milyon doların olduğu iki çantayı teslim etmiş Seçil Erzan'a. Seçil Erzan o çantalardan birini de oradan Semih Kaya'ya vermiş. Evet. Semih Kaya da almış arabasına koymuş. Muhtemelen onunla da bu ev parasını elden teslim etmiş. Ponzi modellemesi. Dolayısıyla sonra Atilla Baltaş bir daha para vermiş. O 5'e 5,5'a kadar vermiş. Bir yatırım yok ortada. Şimdi yani. Bu neyi ifade ediyor? Sistem. Para sisteme girmemiş. Yani bankacılık sistemine girmemiş. O nedenle uzun bir zaman dilimi içerisinde Seçil Erzan'ın kime ne verdiğine ve ne kadar verdiğine dair kayıt yok. Kendisinin evde bir defteri bulunmuş. Defterde bazı notlar var ama hiçbir anlam ifade etmiyor. Denizbank'ta bazı öyle sayfa raporları var. Şey bazı raporlar var. İkincisi Seçil Erzan bazı ifadelerinde bazı verdiği rakamları farklı telaffuz ediyor ve bazılarına verdiğini hatırlıyor, aldığını hatırlamıyor. Seçil Erzan'a para verenler de bunlar daha çok ünlüler. Seçil Erzan'a verdiklerini hatırlıyorlar, aldıklarını söylemiyorlar. Hmm. Bu alışverişe dair de tablo tutmamışlar. Bunlar kayıtlı bankacılık işlemi olmadığı için izi de sürülemiyor. O nedenle ne kadar para alındı, ne kadar para verildi bunların bir tablo... Antekli kağıtlar. Şimdi bak, şimdi hep aynı tür değil. Buradaki, buraya para yatıranların hepsi ünlü değil, ünsüz olanlar da var. Kardiyolog olan, doktor olan, mimar olan... Pırlantacı olan, kuyumcu olan var. Bunların bir kısmı arkadaşı, bir kısmı akrabası. Yani kuzenleri de var. Bir kısmını Fatih Terim fonu diye çarpmış, bir kısmını ise Hakan Ateş Mehmet Aydoğdu fonu diye çarpmış. Hmm. Bir kısmını da Sabancı diye çarpmış, bir kısmına sadece fon demiş. Bir kısmından el yazısıyla... İşte bloknot defterine, A4 defterine, el yazısıyla işte alınan para bu, vade tarihi bu, alınacak para bu diye yazmış, vermiş. Bir kısmına aynı yazdığı yazıya kaşe vurmuş, imza atmış. Bir kısmına müdür yardımcısında imzasını atmış. Bir kısmına Denizbank antetli sahte evraklar düzenlemiş. Bir kısmına sanki dekon çıkışıymış gibi evrakları tahrif ederek rakamlar koyup imza atmış. Hmm. Bunların hepsi başka başka. O neden? Mesela bir kısmında para ama dışarıdan... Ama kimse bu hesabını görmüyor, formunu görmüyor. Hayır, hiç paraya girmiyor. Bir kısmına parayı dışarıdan almış, bankanın dışından. Mesela Ali Yörük adlı adamı göndermiş, ondan almış. Ya da Nur El Kasap almış, o getirmiş. Ya o Nazlı Can almış, o getirmiş. Niye? Bir kısmı... Onlar da bence örgütün üyeleri, ben öyle düşünüyorum. Bir kısmında ise hadi Ali Yörük'ü parayı anladık getirip bankada teslim etmişler. Çantanın içinde. Görüntüleri var. Evet, çantanın içinde, sırt çantanın içinde teslim etmişler. Paraların verildiği yerler de başka başka. Bir kere ben bu dosyada Seçil Erzan'ın tek başına suç işlediği varsayımını kabul etmiyorum. Bu bana mantıksız geliyor. Seçil Erzan bu suçu 6 aydır işlemedi. Altını çiziyorum. 2011'den bu yana aralıklı şekilde işledi. Seçil Erzan bu suçu tek başına işlemedi. Dosyada 7 sanık var. 7 sanıktan Seçil'le beraber Ali tutuklu, Ali Yörük. Diğer 5'i serbest. Şimdi bunların bir kısmı suç ortağı bunu. Nasıl? Yani örgütlü kapsamda işlenmiş. Nasıl diyeceksin? Birincisi Nazlı Can, en yakın arkadaşlarından biri. Nazlı Can'ın notlarından, telefonundan evraklar çıkmış. 2019 tarihli, 2021 tarihli bir evrak var. Defter yaprağı. Şuna bu kadar para verildi, buna bu kadar verildi diyor. 12 isim var, hepsi ünsüz. Altına yazmış. Bunları aldık, o tarihte geri ödedik, tekrar topladık diyor. Beraber yapmışlar. Nazlı Can, örneğin. Bir kuyumcudan para alışında Nazlı Can gitmiş almış parayı. Evet, evet. Efendime söyleyeyim. Çorlu'da. Bir başka iş adamından Nazlı Can gitmiş parayı almış. Futbolcular parayı girip teslim ettiğinde odada Nazlı Can var. Nazlı Can birincisi. İkincisi Ali Yörük. Hastanede var. Tabii orada da var. Ali Yörük. Şimdi Ali Yörük'ü anlattım. Yazdım ben bugün. Ya Ali Yörük. Bankacıya da doğrudan, pek benzemiyor. Geçirin çantacı yok. Zaten bankacı değil o. Çorlu'daki ilişkileri bunlar. Bankacı diye tanıtılmış. Bunlar hep Seçil Erzan'ın Çorlu'dan ilişkileri. Şimdi aynı zamanda Ali Yörük'le tanıştı. Ali Yörük de AK Partili Nuri Köşkler'in çalışanı.
Orada AK Partili belediye meclis üyesi. Dolayısıyla Nuri de kaptırmış para bu. Otobayisi satış elemanı i̇şte, evet, mi? Evet, beraber çalışıyorlar. Otobayileri de mi var? Şimdi bak anladım. Nuri, Ali Yörük. Hiç bankacı gibi değil valla. Değil. Bu beyefendi Seçil Erzan'ın para teslimatlarında kullandığı kişi. Örneğin Bülent ve İnci Çeviker'in 2 milyon dolarını bu arkadaş alıyor arabasıyla. Yanında arabayı kullanan da Atilla Yörük kardeşim. Yahut Emre Çolak bankadan çektiği parayı Ali Yörük'e teslim ediyor. Ali Yörük götürüyor, Seçil Erzan'a veriyor. Şimdi hatta Seçil Erzan'ın ifadesine göre Ali Yörük teslim aldığı paradan, örneğin Çevikerlerden aldığı paradan 400 bin dolarına el koyup kendisi götürüp tefeciye işletiyor. Hmm. Hatta tefeciden para getirip Seçil'e satıyor. Bu nedir? Bu suç ilişkisidir. Tabii. Ali Yörük'ün, ben bugün yazımda koydum, Ali Yörük'ün telefon konuşmaları var. Ali Yörük kadın gözaltına alındığında, Seçil gözaltına alındığında arkadaşı Ali'ye diyor ki, bak diyor sizin kadını paket etmişler diyor, ben sizi uyarmıştım diyor. Ben sizi uyarmıştım, eğer takibe takıldıysan sen de yanarsın diyor. Aylar öncesinde uyarılmış mı kendisi? Şimdi Ali Yörük'ün bir de Bulgaristan trafiği var. Ben Semih Kaya söylememiş paketlemişsin diye. Yok, Ali Yörük'ün yakını söylemiş. Şimdi bak. Geri aldık biz de. Ali Yörük'ün ben bugün Bulgaristan trafiğini yazdım. Ali Yörük 2019 yılında, 2019'da 28 kez. 2020'de 10 kez. 2021'de 20 kez. 2022'de 20 kez. 2023'te ise 6 kez olmak üzere toplamda 86 kez Bulgaristan'a gitmiş gelmiş. En çok Kapıkule, Pazarkule, İpsala. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Kardeşi Atilla da 43 kez gitmiş gelmiş. Ve bunların her ay gitmişler ve hep günübirlik gitmişler gelmişler. Yanlarında bir de bir Bulgar vatandaşı var. Yankov soy isimli. Aslında Bulgaristan vatandaşı Türk. Orada Yankov, burada Hüseyin adı. Hüseyin Kurtuluş, orada da Yuri Yankov. Şimdi Yuri Yankov bunlarla beraber. Evet, Yuri Borisov Yankov. Yuri Borisov Yankov'u neden arabanızda götürdünüz diyor. Gümrükle karşılaştık diyor. Ya gümrükle karşılaştık var mı kardeşim? Gümrükle karşılaştık, bize yardım ediyordu, yanımıza götürdük. Yuri gitmiş gelmiş. Yuri git çoğunlukla Yuri diye gitmiş. O da 80 küsur defa gitmiş. Öbür ismiyle de Hüseyin Kurtuluş. Paralar oraya mı gitti diyorsun? Şimdi bak. Kesin diyemiyorum. Şimdi Bulgaristan aynı zamanda bizim bu Trakyalıların da kumar merkezi olarak işlev görüyor. Evet. Zaten adını verdiği Svelingrad şehir daha çok bu amaçla kullanılıyor. Fakat sonuç olarak bu Seçil Erzan'ın topladığı paranın bir kısmını çıkardığı noktada olabilir. Bunun üzerinde durulmalı. Bu para banka kaydına girmediği için, banka sistemine sokulmadığı için bu para çantalar halinde oraya da çıkarılmış olabilir. Bagajlar halinde oraya da götürülmüş olabilir. Yani toplam faiziyle hayali olarak ödenen paralarla toplanan para arasındaki eksi para, evet, 11 milyon dolar civarı bir para daha değil fazla. Mi? Daha fazla. O tablolardan birine göre öyle. Ha. Kayıp olduğu iddia edilen para 45 milyon dolar artı 15 milyon TL. Yani bir tablo, benim yayınladığım tabloya göre 45 milyon dolar artı 15 milyon TL buhar olmuş, toplamda 1 milyar 260 milyon TL. Ama bayağı da bir ödemeler de yapılmış. Var, ödemeler de var. Yani ödemeler de var. Seçil'e göre ödemeler var. Futbolculara göre ödemeler yok. Yani muhtemelen bir kısım para ama Bulgaristan'a gitmiş olma ihtimali. Bu borsada böyle kaybedecek para değil. Borsada kaybetmen için de sisteme girmen lazım. Bankaya koyman lazım. Doğru. Kripto paraya çevirirsin. Evet. Yani o da benim anladığım sistem bir yerde kırılmış. Tabii yine bankacılar. Kripto için de bankacılar. Tabii tabii gerekir. Deniz, bir dakika bir şey sorayım, sonra Deniz de bir şey söylüyor galiba. Bu sistem bir yerde kırılmış, öyle anlıyorum, ama Seçil Erzan diyor ki ben diyor parayı ödediğim halde benden daha fazla para isteyenler beni darp ettiler, tehdit ettiler diyor. Ve bir futbolcunun ismini veriyor, eski bir futbolcunun, ve onun menajerinin ismini veriyor. Bu futbolcular böyle soruşturuluyor mu? Semih Kaya'dan bahsediyorum, evet. Yani girdiği için iddianameye İsmail. Bir daha sorarım, çok özür dilerim. Bir şey dolma bir yazı, çok özür dilerim. Neyse, ben bir daha sorarım. Onlar Deniz galiba tefecilik soruşturması açmışlar. Darp edilmiş ya, birileri çökmüşler. Evet, şimdi bak ifadesinde diyor ki, Semih Kaya başta olmak üzere, bir kısım şüphelilerin verdiklerinin çok üzerinde para aldığını söylüyor. Semih Kaya'dan 3.2 milyon dolar aldığını. 5.7 ödedim diyor. Bunun üzerine 5.7 ödediğini, Semih'le tercümanı, menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ederek, şiddet uygulayarak zorla para aldıklarını, hatta zorla para sattıklarını, paraların ona işlettirdiklerini iddia ediyor.
Hatta Arda'yla Emre'den aldığı parayı doğrudan onlara verdiğini söylüyor. Sadece onlara vermiş. Ali Baltaş'ın parasını da vermiş. Öyle aynen, anlıyoruz. Ali Matilla. Hatta o diyor ki Semih Kaya Bodrum'dan aldığı 4,5 milyon doları aldığı villanın 3 milyon dolarlık kısmını bana bankadaki takistanını ödetti diyor. Fırat da diyor 500 bin dolarlık villasını bana ödetti. İki de araba aldılar diyor. Başkaları da tehdit etmiş. Mesela peki kuzeni, bunlar açıklama yapmıyor mu bu insanlar? Sormuyorlar Semih, mı? Semih aksini iddia ediyor. Semih de öyle olmadığını söylüyor. Ondan sonra mesela kapalı çarşıda birinden para almış, onun ismini söylemeye korkuyor. O kim acaba? Çok merak ettim onu ben. Belli ki şiddet görmüş. Bir markanın sahibi olabilir. Evet, belli ki şiddet görmüş, tehdit edilmiş. Bunlar da olmuş ama ben bugün yazdığım usta geri döneyim. Yani Ali Yörüğün ve Atilla Yörüğün Bulgaristan trafiği anormal bir trafik. İnsan da en azından 86 kez, 4 yılda 86 kez gir çık yapmış olması. Ya biz şurada diyoruz fenomenler. Nereye iki gün, fenomenler 2 gün Batum'a girmişler. Muhtemelen kumara gittiler. Evet. Kumar. Çünkü Batum'da o bölgenin kumar bölgesi. 2 gün gitmiş bak bağ diyoruz. Adam 86 kez gitmiş. Öbürü de 43 kez gitmiş. Ya kumara gitsen bile. Bu bir para bile, trafiği. Bir dakika 2 dakikan var bile, Deniz bir şey söyleyecek. Kumara gitsen bile ya bu kadar çok kumar oynayabilecek paran var demektir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir emeklinin bütçesi yeter mi buna? Kolay değil, mümkün değil. Evet. Loto oynayamıyorlar. Sen oynasalar da hayalleri... Torba yasada yüzdeler artacak. Orada bak, bana çıkmaz. İkramiye yüzdeleri artacak. Torba yasada. O hayalleri de bitirdik yani. Bu el birliğiyle. Tekrar hayal Deniz, satmaya çalışıyoruz. Hayal sat, onu bile satamıyoruz. Deniz, ona bile el koyduk yani. Son 2 dakika evet, vereyim sana ya onu. Ben sen toparla. Yo ben belki İsmail söyler. Bu konu 24 Nisan'da hatta Nisan ayının başında haber olmuştu. Deniz Bank da o zaman da çok 24 Nisan günü çok kapsamlı bir açıklama yapmıştı. Biz niye şimdi bunu bu günlerde tartışıyoruz? O zaman da Fatih Terim, Arda Turan vesaire falan gizli kararı aldırmış. Gündeme gelmişti. Bankacılık kanunu da vardı evet, sanırım ondan. Evet. Gizli kararı varmış. Söylüyor açıklamasında. Sonra ama hayır, yüzlerce haber, şimdi internete girin, Nisan ayında bu konuyla ilgili yüzlerce haber çıkmış. Bir de şey duydum, o doğru mu İsmail? Bir Seçil Erzan bir duacı mı denir? Evet, doğru, denir. Doğru, öyle doğru. Öyle biriyle yazışırken evet, bankanın fark ettiğini söylüyor. Şöyle o cümleden tam olarak banka olan biteni anladı sonucu çıkmıyor. Ben onu okudum. Yani bankanın durumu anlamış olabileceğinden şüphelendiğini söylüyor. Ondan sonra ancak Seçil Erzan'ın yani Arda ile yaptığı son telefon konuşmasının dökümünde Arda ya sen Hakan Ateş'e de mi söylemedin dediğinde hayır hiçbirinin haberi yok diyor. Dolayısıyla o yazışmanın kendisinden ben bankanın bildiği sonucuna ulaşmıyorum. O yazışmanın kendisinden ben bankanın kendisini fark ettiğinden şüphelendiğini anlıyorum. Evet. Bu Arda ile konuşması nereden? Niye Arda ile iki tane var. Şey. Kendisi mi kaydetmiş? Kim kaydetmiş? Arda şöyle, Arda 7 Nisan'da bu sistem patlıyor. Yolsuzluk ortaya çıkıyor. Yani dolanlık ortaya çıkıyor. Kadınla tek iletişim kurabilen Arda. Banka ulaşamıyor, Arda ulaşabiliyor. Arda o gece sabaha kadar kadınla konuşup yarın bankayla görüşmeye gideceğiz. Emre, Fatih Hoca, ben. Bankanın önüne gittiğimizde bir tablo sunalım diyor. Sen bu tabloyu bize hazırla. Biz bu tabloyu koyalım. Hiç kimse zarar etmesin. Bankayla bitirelim bu işi. Biz diyor, biz diyor ki biz şeyleri tutuyoruz. Şikayetçileri tutuyoruz. Polis savcıyı tutuyoruz. Biz bunu bankayla çözelim diyor. Gidiyorlar bankaya ertesi gün. Fatih Terim, Emre, Arda. Hatta Fatih Terim orada işte diyorlar ki futbolcuda siz nasıl bunu yaptınız? Bak, onlar da diyorlar ki ya biz Fatih Hoca'yı gördük falan. Fatih Hoca da bundan gururlanıyor hatta. Sonra Fatih Terim de diyor ki ben de yatırdım ama ne kadar yatırdığımı bilemiyorum diyor. Ne kadar kaybım var bilmiyorum. Yani bilmiyorum diyor. Yani öyle bir diyalog oluyor aralarında. Fatih Arda Turan bu görüşmeleri duruşma başladığı gün dosyaya sunuyor. O gün sunmuyor. Şimdi bu mağduriyet zirvesinin arka planını konuşmaya başlayalım. İsmail Saymaz'la hoş geldin diyerek de sözü bırakayım İsmail Saymaz'a. Nasıl bir zirveydi bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kim ne söyledi? Hangi yanıtlar aldı ve neler oldu? Eğer vakit kalırsa İYİ Parti konusunda da kritik bazı bilgiler vermek istiyorum. Tabii. Ama önce senin sorunla başlayayım. Tabii. Şimdi tabii bu 7 Nisan'da bu 7 Nisan'da patlıyor. Yani Denizbank skandalı 7 Nisan 2023'te patlıyor. Aynı gün banka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma açılmasını istiyor. Burada ilginç olan şu tabii. Onu da söyleyeyim gelmişken. Şimdi banka savcılık o gün
Seçil Erzan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyuyor. Tutuklama kararı vermiyor. Bir daha 4 gün sonra 11'inde tutuklanıyor. Aslında Seçil Erzan'ın Seçil Erzan'a neredeyse kaçması için 4 gün zaman tanınmış. Ya da 4 gün zamanı varmış ve Seçil Erzan bu 4 günü Göktürk'teki evinde geçirmişti. Yani eğer o günlerde Seçil Erzan buna fırsat bilerek Türkiye'den çıkmış olsaydı bugün biz Seçil Erzan'ın kaçırıldığını, kazandığı servetle yurt dışına çıktığını konuşuyor olacaktık. Şimdi tabii önemli. İçeride olduğu için bu durumu konuşmuyoruz. Tabii o günlerde Denizbank bu dolandırıcılığın banka hesaplarına girmiş bir paradan kaynaklanmadığını savunuyor. Diyor ki siz elbette bu benim banka müdürüm ama siz bu banka müdürüne onun çalıştırdığı bir fon adına para verdiniz. Ve dolayısıyla bir bankadan bir bankaya havale yoluyla değil getirip çanta içinde teslim ettiniz. Hatta bankada da teslim etmediniz, banka dışında teslim ettiniz. Elinizde bir kayıt yok, evrak yok, o yok, bu yok. Elinizde el yazısı notlar var ve bu el yazısı notlarla şimdi kalkmış para istiyorsunuz diyor ve talepleri reddediyor. Bunun üzerine futbolcular çaresiz Cumhurbaşkanı'ndan randevu istiyorlar. Cumhurbaşkanı da onlara Nisan'ın ikinci ya da üçüncü haftası İstanbul Havalimanı'nda randevu veriyor. Ve o sırada havalimanında henüz daha seçim olmamış can, havalimanında Cumhurbaşkanı'nın yanında dönemin bakanları Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Mustafa Varank var. Ve futbolcular ise Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Muslera. Bu üçü Cumhurbaşkanı'yla havalimanındaki konuk evi bölümünde buluşuyorlar. 15-20 dakika bu konuyu genelde yarım saat sohbet ediyorlar. Ve Cumhurbaşkanı diyor ki ne oldu, parayı nereye kaptırdınız, kime verdiniz diyor. Bunun üzerine futbolcular söz alıyorlar ve başından geçenleri kendi çerçevelerine göre anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı da dinledikten sonra Süleyman Soylu'ya dönüyor. Yanında Süleyman Soylu var. Tabii bu tip temas ve trafiklerde Süleyman Soylu biraz gönüllü. Onu biliyoruz. Süleyman Soylu'ya dönüyor ve diyor ki bu olaya bir bakın diyor. Hakan Ateş'e söyle, seni tanır Hakan Ateş'e söyle bu işi çözsün. Başka konular da oldu diyor. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın Denizbank'la ilgili başka şikayetleri de var. Başka konular da oldu diyor. Lafımızı hiç dinlemediler. Gereken uyarıları onlara yapın, isterlerse bu işi bir gün içinde çözerler diyor. Hatta yazıyı aktarmadım ama benim duyduğum başka sert ifadeleri de olmuş Cumhurbaşkanı'nın. Bankaya dönük mü? Bankaya dönük, evet. Bankaya kızgın. Neden kızgın bilmiyorum. Bankaya kızgın. Ama bunların ötürü değil. Başka bir sebeple kızgın. Ondan sonra Süleyman Soylu'ya talimat veriyor. Git ara Hakan'a söyle, Hakan bu işi halletsin diyor. Hakan dediği de Hakan Ateş. Tabii Süleyman Soylu da ertesinde bu görüşmeni takip eden saatlerde ondan sonra arıyor ve yönetim kurulu toplantı sırasında arıyor hatta. Öyle duydum. Hakan Ateş de yönetim kurulu sırasındayken konuşuyor ve işte Cumhurbaşkanımızla konuştuk, efendime söyleyeyim size bu işi çözsün dedi diye bu durumu aktarıyor. Tam da Hakan Ateş yönetim kuruluyla toplantı halindeyken ve bu mesele konuşurken Bakan Soylu arıyor. Fakat işte Hakan Ateş de bankanın bu işi takip ettiğini, ortaya çıkan dolandırıcının bankadan kaynaklı olmadığını, dolayısıyla bir sorumlulukların bulunmadığını söylüyor. Benim duyduğum kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın ilgisi o günle ibaret değil. Bugün hala sürüyor. Öyle mi? Hala takip ediyor yani dosyayı. Evet. 15 gün önce de Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresiyle futbolcular arasında bir temas kağı kurulmuş. Yani Cumhurbaşkanı niyeyse futbolcuların parasını takip ediyor. Bu ilginç bir durum. Bir tahminin yani, var mı İsmail Saymaz? Ya Cumhurbaşkanı futbolcuları seviyor. Kendisinden görüyor. Tabii ki bu futbolcular daha önce biliyorsun evet kampanyasında da tanıtımında rol aldılar. Hı hı. Ayrıca bir siyasi ve herhalde yakınlıkları ve insani diyalogları var. Onların da mağdur olduğunu düşünüyor ve bu parayı verin diyor. Ama ya, hukuk devletinde olacak iş değil yani bunlar. Bu ancak Rusya'da Musya'da olur yani. Ama federasyon başkanı atanırken de gidiliyor İsmail Saymaz. Ya, mevcut konjonktürde garipseyemiyoruz ama. Yani evet, hukuk devletinde kendi yani sert bir ifade kullanmak istemiyorum. Kendi bilinçsizlikleri Emre nedeniyle anlaşıldı. Servetlerini çanta içinde bir dolandırıcıya kaptıran futbolcuların parasını Cumhurbaşkanı niye takip etsin yani?
Ya bir şey söyleyeceğim. Şu soruyu soralım. Can, şimdi burada özel banka var, vurabalığı oluyor tabii. Özel banka olunca sermaye sahibi de yurt dışında. Verin kardeşim bizim topçuların parasını falan diyor. Tamam. Yani şimdi bu parayı Vakıfbank, Halk Bankası, efendime söyleyeyim, Ziraat Bankası kaptırmış olsaydı. 13 Arda Turan 13 milyon dolarını çiftçiler mi ödeyecekti? Öyle mi olacaktı yani? Yahut Emre Belözoğlu'nun 4,5 milyon dolarını Vakıfbank'ın mudileri mi ödeyecekti? Babanızın malı mı bu? Vakıfbank devletin, hasbelkâr devletin bankasını kaptırmış olabilirdi. Öyle değil mi? Devletin bankasını kaptırmış olabilirdi. Yani şimdi devletin bankası kalkıp şube müdürüne parayı kaptırmış olan el yazısı notlarla ve banka dışında pastanede parayı kaptırmış olan futbolcunun zararını neden karşılasın ki? Şimdi bu durumda da banka açısından bir tabii bir savunma doğuyor. Ama tabii banka özel banka olduğu için ondan parayı koparması, herhalde geri istemesi daha kolay diye düşünülüyor. Fakat tabii tersi de mümkün olabilirdi. Onu da söylemek gerekir. Şimdi yani banka özel banka olduğu için bu telefonlara, Cumhurbaşkanı'nın haber göndermelerine, çözün bu işi demelerine, efendim Süleyman Soylu'ya hitaben ara Hakan'ı versin bu parayı demelerine biraz direnebiliyorlardı. Yani Vakıfbank'a bu talimat değil, talimatın gelmesi, talimat hissi olarak bile bankanın sistemine düşse demek ki hemen çıkarıp vermişlerdi. Hemen çıkarıp vermişlerdi. Çünkü bu işler öyle dönüyor. Efendim Ayangavara Kaplan'a da o milyonluk krediyi Vakıfbank'tan böyle verdiler. Efendim Beşiktaş'ın müteahhitlerine de böyle verdiler. Verdiler yani. Banka, kamu bankalarının müdürleri kamuya karşı değil hükümete karşı sorumluluklar hissettikleri için daha talimatın tesi gelmeden, telefon bile açılmadan belki gelir diye verirler yani krediyi. O nedenle Vakıfbank'ın durumu biraz böyle. Özel banka olduğu için verin parayı diye üzerine gidiliyor. Banka da özel bir banka olduğu için bu parayı kolay kazanmadık, nereye veriyoruz diye herhalde direniş gösteriyor. Şimdi çok soru var. Bazıları tekrara düşüren sorular. Ama izleyicilerin merak ettiği hususlar. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu işi hala takip ediyorsa bu para son kuruşuna kadar ödettirilir diyorlar. Yo, bilmiyoruz yani. Bu bankanın Türkiye'den... Tabii. Yok, banka, ben tahminleri söylüyorum. İzleyici böyle anlıyor. Arap sermayesi. Banka bunu, bu bankanın sermaye sahibi olan kuruluş, beni keriz mi buldunuz deyip alıp başında gidebilir yani. Sonuçta BDDK incelediğinde doğacak bir eksik var eğer bu yöntem uygulanırsa, dediğin gibi. BDDK raporu bankayı sorumlu göstermedi ki, ne yapacaklar? Tabii. Yani BDDK'nın raporunda banka sorumlu olarak gösterilmiyor. Bu bankanın da bir sermaye sahibi var. Sermaye sahibi de ya 50 milyon dolar az bir para değil. 50 milyon doları ben şimdi niye dolandırıcıya kaptırmış, para kaptırmış futbolcunun cebine koyayım diye de bilir yani. Tabii. Bir tür şey gibi yani, salma salmak gibi bir durum. O nedenle her şeyden öte dedim ya, bir hukuk devletinde, demokratik bir ülkede bu türden ekonomik ve ticari ilişkilerden kaynaklı davalar Beştepe'de görülmez, mahkemede görülür. Peki. Yasanın gereği yapılmazsa, mahkemenin hükmü uygulanmazsa ancak o zaman Cumhurbaşkanı devreye girer. Ama Cumhurbaşkanlığı verin şu parayı diye haber gönderir mi yani? Bu Orta Asya ülkesinde olacak işler bunlar. Tek bir soru sorayım. En azından aradaki tek farklı soru bu. Yıllarca polis adliye muhabirliği de yaptım. Bir tahminim vardır diye düşünüyorum İsmail Saymaz. Ek iddianame gelir mi diye soruluyor. Neden sorulduğunu da tahmin edersin. Dosyaya giren, konuşulan ama dosyada olmayanlar var. Böyle bir ihtimal var mı? Ya 7-8 tane ayrı soruşturma var. Öyle mi? Zimmet soruşturması var. 7-8 ayrı soruşturma. Yani evet, ayırmış hepsini. Bu iddianame hazırlanırken başka soruşturmalar çıkarmış, ayırmış. İşte zimmetle ilgili bir soruşturma var. Ayrıca futbolcularla ilgili yürüyen. Fatih Terim'in bir şikayeti var. Ondan sonra banka yetkilileri hakkında bir şikayet var. Var oğlu var yani. Bayağı iddianame okuyacağız yani. Cebir ve şiddetten kaynaklı suçlamalar olacak. Tehdit alıkoymuş. Gördük yani, bir görüntü gördük. O görüntüde belli ki alıkonmuş kadın. O nedenle ona dönük baskıdan kaynaklı bir soruşturma olur. Bence bu işin bir örgütlü çehresi var. Ben onu dün anlattım. Önceki gün anlattım. Evet. Yani
Seçil Erzan bu işi tek başına işlemiş olamaz. Zaten iddianamedeki 7 sanığın birbiriyle uyumlu ve emir ilişkisi için hareket ettiği anlaşılıyor. Hemen hepsi Seçil Erzan'a bağlı. Bir de Seçil Erzan'ın iddianameye yansımayan ilişkileri var. Bir Bulgaristan ayağı var. Bulgaristan İstanbul arasında bir Çorlu ayağı var. Dolayısıyla bütün bunları içeren, skandala yukarıdan bakan, dolandırıcı yukarıdan bakan bir soruşturmanın yürütülüyor olması lazım. Ama benim duyduğum kadarıyla savcı hanım genç bir hanımmış. Yani genç bir savcıymış. Biraz onun deneyiminin ve ehliyetinin üzerinde bir soruşturma olmuş olabilir. Bakalım neler olacak. Seçil Erzan'ın o boş araziye götürülü video çekilerek tehdit edilmesi gündemde tabii. Zaten İsmail Saymaz da değindi tüm bunlara. Geleyim şimdi günün zirvesine. Radikal bir sapma. İYİ Parti'ye gelmeden bir şey söyleyeyim. Peki, son bir cümle. Şimdi yani Seçil Erzan'ın, şimdi bu dosyada ortaya çıktı ki Seçil Erzan'ın para verip şahit ettiği, para alıp şahit ettiği, aldığından fazlasını verdiği insanlar var. Bunlar şikayetçi olmadığı için sayısı kaçtır? Bilmiyoruz. Ne kadar verdi bilmiyoruz. Seçil Erzan'ın söylemedikleri de var. Onu da bilmiyoruz. Bir de söylemedikleri var. Tabii. Dosyaya hiç girmeyenler var. 2021 yılında, 2019 yılında alıp vermedikleri var. Veya da verdikleri var. Şimdi bu tarafı karanlıkta. İkincisi, Seçil Erzan'ın şikayetçi olmadığı, adından bahsetmediği ya da dosyaya kenardan lişenler var. Onlardan biri Çorlulu iş adamı Nuri Köşkler. Evet. Nuri Köşkler'e evli, yaşça Seçil Erzan'dan büyük bir adam ve Seçil Erzan'ın yasak aşkıymış ve aynı zamanda bu beyefendi AK Parti Çorlu Belediye Meclis üyesiymiş. Aynı zamanda belli ki paradan da para kazanmış. Yani dışarıdan baksan AK Parti muhafazakar, faiz elini sürmez. İçeriden baksan işte yasak aşk, aynı zamanda işte 5 verip 10 alıyor. 500 bin dolar vermiş, 1,5 milyon dolar almış. Nasıl aldı, nereden aldı? İnsan sormaz mı parayı? Şimdi Nuri Köşkler'e bu davada şikayetçi değil, sanık değil, o değil, bu değil. Peki rolü ne bu davada? Seçil Erzan cezaevindeki ilk gününde arkadaşına mektup yazıyor. Diyor ki Nuri bana avukat bulsun, Nuri evlerimi korusun, Nuri evimi... Nuri demek ki güncel olarak hala burada bir yerde ve bu süreci biliyor yani. Nuri'nin bu işi, yani Nuri Köşkler'in bu işi bilmemesi mümkün değil. Öyle anlıyorum. Çünkü Seçil Erzan Nuri Köşkler ile 17 yıl önce Çorlu'da tanışıyorlar. Seçil Erzan Çorlu'da şube müdürüyken. Şube müdürü. Peki ortak noktaları kim? Seçil'in suç ortağı Ali Yörük. Çünkü Ali Yörük, Seçil Erzan, Nuri Köşkler aynı anda tanışıyorlar. Seçil Ali ile Nuri'yi tanıştırıyor. Ali Nuri'nin yanında otomotiv şirketinde satış elemanı oluyor. Şimdi yani bunun bilinmemesi mümkün değil. Kanaatim o ki Nuri Köşkler'e burada Seçil Erzan'ın topladığı paralardan bir kısmını yönetiyor da olabilir. Bir kısmı kasa vazifesi görüyor da olabilir. Ali Yörük'ün bu çerçevede Ali Yörük'ün 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a gitmesi, kardeşi Atilla'nın 43 kere gitmiş olmasının bu trafikte bir yeri olmuş olmalı. Ama soruşturmanın bu yanına biz dışında kimse gitmedi. Sadece biz ilgileniyoruz. Öyle anlaşılıyor. Peki. Daha konuşacağız anlaşılan. Her güne yeni bir görüntü, yeni bir detay. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu süreci yakından takip etmesi hangi değişikliklere gebe olacak. Geldik şimdi. Yani mevcut yürümekte olan bir dava var. Bir, Fatih Terim'in Seçil Erzan hakkında şikayeti var. İki, bir grup futbolcunun da arada bulunan grup hakkında tefecilikten suç duyurusu var. Belli ki yakın zamanda açılacak olan işte alıkoyma ve benzeri dosyalarda olacak. Bunlar birleşir mi, ayrılır mı? Ne olur zaman içinde gösterecek. Ancak ilk etapta açılan davanın ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hem sanık bakımından yetersiz, hem eylem bakımından yetersiz, hem de suçlama bakımından yetersiz. Bir kere bu suçu Seçil Erzan'ın 2011 yılından bu yana kesintisiz ama 2022'den, 2021'den bu yana yoğun şekilde işlediği dönemde bu suçu tek başına bütün süreçleriyle planlaması bana tuhaf görünüyor. Yani sadece bankacılıktaki yetkisini ve sıfatını kullanarak bu işlerin halletmiş olması normal gelmiyor. O nedenle burada bir ağ olmuş olmalı, bir örgütsel ağ olmuş olmalı ve buna dair de ipuçları var. Buna dair ipuçları var çünkü bir kere parayı teslim alırken ve yani hem kendisi hem başkalarından teslim alırken bir yardımcı kullanıyor. Ali Yörük.
Ali Yörük para teslimatlarında kardeşi Atilla ile beraber Seçil'e yardım ediyor. Ve bu bakımdan Ali Yörük dosyanın en önemli unsurlarından biri. İki numaralı şüpheli diyebiliriz. Ali Yörük'ün aynı zamanda kardeşi de bu dosyada sanık. Ve ikisinin beraber 2019 yılından bu yana Yunanistan'a yaptıkları trafik çok dikkat çekici. Özür dilerim. Bulgaristan'a yaptıkları trafik çok dikkat çekici. Seçil Erzan'la birlikte mi? Hayır, Seçil Erzan'la kardeşiyle değil. Kardeşiyle. Kendisi, kardeşi bir Bulgar. Bulgar ve Türk vatandaşı. Türkiye'de Hüseyin Kurtuluş. Bulgaristan'da Borisov Yankov, Yuri Borisov Yankov kimliğini kullanan bir kişiyle de beraber çıkıp geliyorlar. 4 yılda 86 kez girip çıkmış. Kardeşi de 43 kez. Ve belli ki birer hemen her ay günübirlik şekilde gidip gelmişler. Ve burada belli ki kumar bağlantısı ya da kumar nedeniyle ve kumar bağlantısı içinde hareket etmişler. Bu aşikar, anlaşılabiliyor. Kendisi içki ucuz diye oraya gittim diyor. Yani Bulgaristan Türkiye'den pahalı olduğunu hemen herkes biliyor yani. Tabii. Şimdi, dalga mı geçiyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi o dosyada Nazlı Can diye bir hanımefendi var. Bu da iki numaralı suçlu. Nazlı Can 2021 yılından bu yana Seçil'in bütün para trafiklerinde var. Hatta 2001 yılında yaptığı bir şemada var, bir tabloda var. O tabloya göre de görüyoruz ki daha önce de para alışverişi gerçekleşmiş. Ve işte hatta ifadesinde diyor ki bunu verdik, bunları ödedik, tekrar bir daha topladık diyor. En az 3 kişiden oluşacaksa en az 3 kişi var orta yerde. Yani bir çete oluşturmak için. Bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu pekala anlayabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi, ya burada başka suçlar var. Burada sadece fon vaadiyle para alınması söz konusu değil. O var. Yani Fatih Terim fonu, Hakan Ateş fonu her ne derseniz deyin. Fon vaadiyle içinde Fatih Terim'in de bulunduğu özel bir fonda işte bir ay gibi kısa bir vadede %40'a kadar çıkan faiz oranlarında para verileceği vaadiyle başta futbolcu olmak üzere bir kısım insanı çarpmış. Fakat bir de futbolcu olmayan ünsüz insanları çarpmış. Bunları bazen yatırım diye çarpmış, bunları bazen efendim faiz diye çarpmış, borç diye çarpmış. Bir kısım insanı köylüsüne varıncaya kadar çarpmış. Bir ikincisi de faiz aldığı, faiz satın aldı, faizle para satın aldığı tefeciler var. Yani bir de tefecilerle ilişkiye girmiş ve başta bu tefeciler olmak üzere hatta bir kısım sporcular da verdiklerinden fazlasını almışlar. Kime verdiler, ne verdiler? Döviz bürosu değil, banka şubesi değil. Bir kişiye verdiler ve dünyanın hiçbir yerinde elde edilemeyecek bir kazançla oradan çıktılar. Bir ayda, iki ayda, üç ayda dolarda %40 faiz nerede görülmüş? Bunu aldılar. Ve bu ortaya koyuyor ki açık bir tefecilik suçu var. Burada insanlar bir koyup 5, 10, 20 almışlar. Ve yani kâr ederek ayrılmışlar. Örneğin Seçil Erzan'ın yasak aşkı olduğunu anladığımız Çorlu'daki AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkler'e 500 bin dolar vermiş, 1,5 milyonla sistemden ayrılmış. Semih Kaya 3,5 milyon vermiş, 5,7 milyonla ayrılmış. Böyle çok sayıda insan var. Çok sayıda insan sistemden parayla ayrılıyor. Bir de tefecilik boyutu var. Şimdi bir de bu paranın nereye gittiği sorusu var. Para nereye gitti? Şimdi iddianameye bakarsak Seçil Erzan'ın deyimi ifadesiyle getirmiş. Ne o? Efendim ben sistem içerisinde kısa vadede yüksek faiz verdiğim için herkese dağıttım. Ya bu kadar kolay olmamalı. Çünkü ortada aşikar olan şu var. 44 milyon artı 15 milyon toplamda Türk lirasıyla 1 milyar 250 milyon en az 1 milyar 250 milyon TL buhar olmuş. Ya bu dağıta dağıta bitecek para değil. Bu borsada oynanmış olabilir ama Seçil Erzan bunu kendi adıyla yapamaz. O zaman sistemde bulunur. Kripto paraya çevrilebilir. Bunu Seçil Erzan gene kendi adıyla yapamaz. Üçüncüsü yurt dışına kaçırmış olabilir, gömmüş olabilir. Yurt dışına çıkarmış olma ihtimali yabana atılır bir ihtimal değil. Ali Yörük'ün, Atilla Yörük'ün trafiğinden biz bunu anlıyoruz. Bir de Çorlu bağlantısı var. Yani bir İstanbul, Florya bağlantısı var, bir Çorlu bağlantısı var. Eski görev yaptığı yerdeki Çorlu'da eski sevgilisi, belki hala sevgilisi bilmiyorum. İş adamı Nuri Köşkdere üzerinden bir para ilişkisi var. Atilla Yörük, o da Çorlulu, onun üzerinden bir hem teslimat işi yapıyor, hem yurt dışı hem de yurt dışı bağlantısı kurabilecekken kuruyor. Bir de bununla beraber ortada bir siyasi müdahale de var. Şimdi banka sonuç olarak Denizbank diyor ki kardeşim bu para benim hesaplarıma girmedi. Ben şimdi parayı niye ödeyeyim? Savunmasını bu merkez üzerine kuruyor. Yani siz bu parayı banka içinde vermediniz. Bazıları vermiş de çoğunluğu banka dışında vermiş. Siz resmi dekont almadınız, fatura almadınız. Sizin elinize el yazması notlar vermişler. Ve
Bazılarınız bankanın mudisi bile değil. Yani bankadan almamışsınız, bankaya yatırmamışsınız. Ben size şimdi niye para vereyim diyor. Tartışılabilir. Bence tabii hukuki sorumluluk var orada. Başka nedenlerle var ama ya burada bunu çözecek olan işte mahkemeler. Bunu çözecek olan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bu işe ne müdahale ediyor? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı bu olaylar oluyor. Futbolcular tabii işte Fatih Terim futbolcular Denizbank'a gidiyorlar. Denizbank parayı vermeye yanaşmıyor. Para da büyük para kardeşim. Yani tabii. Böyle verilecek para değil. Şimdi bize banka giriş çıkışı yok. Bize hesaplarla giriş çıkışı yok diyor Denizbank. Nisan'ın ikinci haftasında Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıyorlar. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı kullandığı devlet konuk evinde görüşüyorlar. Kim? Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera. Cumhurbaşkanı'nın yanında da o dönem bakan olan Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Mustafa Varank var. Futbolcular geliyor. Cumhurbaşkanı diyor ki hayırdır ne oldu bir anlatın bakalım. Bu parayı niye kaptırdınız diyor. Bunun üzerine işte futbolcular anlatıyorlar. Başlarından geçeni kendi mağduriyet iddiaları çerçevesinde anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı da tabii bu arada anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı şeye kızgın. Denizbank'a bir vesileyle kızgın. Denizbank'la aralarında bir problem var. Denizbank'la aralarında bir problem var. Ve bu nedenle Denizbank'a bu kızgınlığının da etkisiyle Süleyman Soylu'ya dönerek diyor ki git Hakan Ateş'i ara diyor. Genel müdür. Sen tanırsın. Genel müdür Hakan Ateş'i ara. Bu işi çözsünler diyor. Zaten diyor onların yani onların hakkında başka şeyler de başka dosyalar da var diyor. Ondan sonra hiç lafımızı dinlemiyorlar diyor. Bu işi çözsünler. İsterlerse bir saat içinde çözebilirler diyor. Hatta duyduğum kadar daha sert şeyler söylüyor da onu teyit edemedim. Ama daha sert ifadeler de kullanıyor. Bunun üzerine bildiğimiz üzere Süleyman Soylu Hakan Ateş'i arıyor. Aradığında Hakan Ateş yönetim kurulu toplantısında. Ve hatta konuşmanın diğer üyeler tarafından bile duyulduğu söyleniyor. O da diyor ki Cumhurbaşkanı'yla konuştuk, bu işi çözün dedi. Hakan Ateş diyor ki yani bu bankanın bir borcu değil, alacağı verici değil. Biz bunu neden çözelim? Banka burada bir bu mağduriyetin sorumlusu değil diyor. Şimdi bak, ya normalde bu nerede olur bu türden bu uygulama? Bu Orta Asya ülkelerinde olur, Afrika ülkelerinde olur, Latin Amerika ülkelerinde olur. Hatta Latin Amerika'nın her ülkesinde de olmaz. Yani devlet başkanı bir banka dolandırıcılığın tarafı oluyor. Yani daha doğrusu bir banka müdürü bankanın adını kullanarak ya da bir fon iddiasıyla dolandırıcılık gerçekleştiriyor. Bunun çözüleceği yer neresidir? Ya mahkemelerdir. Yani mahkemeler tabii bakar bu işe. Fakat ne oluyor? Cumhurbaşkanı arıyor ya da haber gönderiyor ki bu işi çözün. İçişleri Bakanı üzerinden bu işi çözün diye haber gönderiyor. Bu görmüş iş değil. Ya Cumhurbaşkanı bu işin neden bu işe taraf oluyor ki? Neden? Efendim bu futbolcuları seviyor. Bu futbolcular ona siyasetten yakın. İşte referandumda evet kampanyası yapmışlardı. Bu ve benzeri nedenlerle. Ayrıca sempatik onların yani futbolcularından kaynaklı onları sempatik kendisine yakın bulduğu için kalkıyor. Banka bu işi halletsin diyor. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini bu şekilde kullanması hukuki değil. Demokratik bir ülkede olacak iş değil. Bu ancak Türkmenistan'da olur. Bu ancak öyle şeyde Çat Cumhuriyeti'nde falan olur. Ekvator'da olur yani. Demokratik bir ülkede bu iş böyle olmaz. Yani devlet başkanı müşteri karışmamalı. İkincisi bir an için diyelim ki oldu. Ya şimdi özel banka ya bu. Özel banka. Özel banka olduğu için kolay kolay söylenebiliyor işte. Ver bunun parasını. Arap sermayesi değil mi? Ver bunun parasını. Ne var yani falan. Hani çabuk ara onu. Süleyman Bey ara onu versin çocukların parasını. Ya sanırsınız bakkaldan kolay sipariş ediyorsunuz. Ya böyle bir şey olur mu? Bir de çok büyük paralardan şimdi, bahsediyoruz. Bak bunu özel bankaya neden yapıyorsunuz? Özel banka çünkü. Düşünüyorum bir an için. Mesela bu olay Denizbank'ta olmasaydı da Vakıfbank, Ziraat Bankası'nda olsaydı ne yapacaktınız? Yani Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası çiftçinin bankası. Cumhurbaşkanı çiftçinin bankasından Arda'nın parasını mı ödeyecekti? Traktörüne benzin koyamayan çiftçinin parasından Emre Belezoğlu'nun şapşallıkla ödediği 4.2 milyon lira doları mı ödeyecekti yani? Demek öyle olacaktı. Şimdi Denizbank özel ve bağımsız diye basınca bir yere kadar dayanabiliyor. Ara şimdi Vakıfbank Şube Müdürünü, öde şunu de, Vakıfbank Genel Müdürünü, kapatın çocukların borcunu dese demek ki kapatacaklar. Kimin parasıyla? Kimin parasıyla kapatıyorsunuz borcu? Vatandaşın.
Demek ki Halk Bankası olsa, Vakıf Bankası olsa, Ziraat olsa şak diye kapatacaklar. Cumhurbaşkanı öyle istiyor. Ya burası şey mi yani, efendim, kulaksız muhtarlığı mı yani? Böyle aç telefonla istediğini yap yani. Öyle şey mi var? Bir diğeri, tabii burada başka tuhaflıklar da var, onu da anlatayım. Yarına yazdım. Şimdi Adliye'deki soruşturma olmuş. Bu bir de Adliye'de kriz yaratmış bu iş meğersem. Şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi ilkin 7'sinde ilk şikayetçiler gelince Denizbank soluğu Adliye'de alıyor, şikayetçi oluyor. Şikayetçi oluyor. Savcılık ne karar veriyor biliyor musun? Zimmetten şikayet mi? Yurt dışına çıkış yasağı koyuyor. Ya Allah'tan kaçmamış. Seçil Erzan'a. Evet. Seçil Erzan'a 7 Nisan'da yurt dışına çıkış yasağı konmuş. 11'inde de alıp tutuklamışlar. O 4 gün boyunca... Kaçmamış olması da enteresan değil mi? Olay bu kadar ayyuka çıkmış. Kaçmamış. Sonunun nereye gittiği belli zaten için. Kaçmamış. Evinde oturmuş. Evinde oturmuş. Bankaya gelmiş. Bankadan dönmüş. İfade vermiş. Gömmüş. 4. gün evinde almışlar yani. 7'sinde yurt dışına çıkış yasağı koymuşlar. Şimdi bir yandan da bu arada futbolcular demek ki Cumhurbaşkanı görüşleri haftada 4'ü birden 3'ü özür dilerim. Bir tercüman, bir futbolcunun Emre Çolak'ın kardeşi Emrah ve şey futbolculardan biri ifadeye gidiyorlar, şikayetçi oluyorlar. Ve o gün savcı, yani normalde terör bürosunda bir soruşturma, terör ve örgüt suçlar bürosunda bir soruşturma veriyor. Bunlar dolandırıcılık bürosuna gidiyorlar. Dolandırıcılık bürosunda savcı ifade aldıktan sonra Denizbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında polis eşliğinde ifadeye getirilmesini talimat çıkarıyor. Bu o gün çıkarılıyor ama diyor ki 21 Nisan'da çıkarılıyor. Tarihte 3 Mayıs. Bunu karakola yazıyor. Gidin 3 Mayıs'a getirin bunları diye. Bu arada bu başsavcı tarafından fark ediliyor tabii. Başsavcılık apar topar harekete geçiyor. Yani bir korsan soruşturma refleksiyle hemen savcıya ulaşmaya çalışıyorlar. Meğer polis eşliğinde ifadeye getirilmesi yönünde karar veren savcı o gün de izne çıkmış. Yazmış kararı izne çıkmış. Bunun üzerine apar topar dosya birleştiriliyor. Polise verilen talimat geri alınıyor. Ve daha sonra banka yöneticileri hakkında kovuşturma yaramadığına karar veriliyor. Adliyede de bir krizin çıktığını anlıyoruz. Bütün bunları topladığımızda ortada sadece basit bir dolandırıcılık yok. Ortada aynı zamanda vergilendirilmemiş bir kazanç olduğunu da anlıyoruz. Bak, birincisi sadece dolandırıcılık olarak bakmak işe hafife almaktır. Tefecilik suçu var. Tefecilik. Hocam daha detaylı anlatacaktır teknik boyutlarıyla. Yani kişiler burada bir grup var. Açıktan para satmışlar ve karşılığında para almışlar. Şey var, senet almışlar. Ben mesela Mert Zeydanlı diye bir sanık var. Bu da şikayetçi var bu dosyada. O da 19. oldu değil mi? 19. şikayetçi oldu. O şikayetçi. Neden? Neden şikayetçi oldu? Düne kadar şeyden şüpheliydi. Tefecilikten şüpheliydi. O dosyası düştü, şimdi şikayetçi oldu. Bak anlatayım nasıl. Şimdi Mert Zeydanlı önce hocam 1 milyon dolar vermiş. Bunun karşılığında ne almış biliyor musunuz? Senet almış. 2 milyon dolarlık. Ardından 400 bin dolar daha vermiş. Bunun karşılığında 1 milyon dolarlık senet almış. Seneti kime imzalamış? Senetin borçlusu Fatih Terim'in aile dostu Nurer Kasap. Kefili Seçil Erzan. Sonra kendisi diyor ki ben bu senetlerden birini iade ettim. Şimdi bak. Peki dedim ki siz neden para verdiniz? Çünkü bu ancak tefecinin yapabileceği bir şey yani. Dedi ki ben bankaya fon diye verdim. Ya insan bankaya fon diye verip senet alır mı ya? Bu nerede görülmüş bir şey? Bankaya verip görülmüş iş mi? Senet almış. Hadi diyelim banka size senet verdi. Senete niye Nurer Kasap imza atıyor ki? Nurer Kasap'ın bankayla ne alakası var? Dahası aynı beyefendi ne yapmış mesela? Ya mesela Seçil Erzan, iç adamı Bülent Çeviker'i ve İnci Çeviker'i kandırıp 2.2 milyon dolarını almış. Bülent Çeviker'le bankacı diye görüştürdüğü kişi kim biliyor musun? Mert Zeydanlı. Yani dolandırıldığını iddia eden kişi bir başka kişinin dolandırılmasında bankacı gibi konuşmuş. Ben bunu sordum. Efendim diyor, o ifadede diyor baskı altındaydım. Ya nasıl baskı altındaydınız? Bankada verdiniz bu ifadeyi. Hadi o siz vermediniz. Zaten bunu şey de söylüyor. Seçil Erzan da söylüyor. Ben diyor rica ettim kendisinden. Banka görevlisi diye işte Bülent Çeviker aradı. Ya şimdi bu suç ortağı mı müşteki mi? Bu nasıl müşteki? Nasıl oluyor bu şikayetçi bu dosyada? Ben anlamadım. Seçil Erzan'la beraber o istediği için şeyi arayan, Bülent Çeviker'i arayıp bankacı numarası yapan, verdiği paraya karşılık
senet alan kişi nasıl müşteki oluyor? Böyle tuhaflıkla karşılaşmadım ben. Şimdi bir de böyle kara para var. Bak, ortada bir de vergilendirilmemiş kazanç var. Şimdi bunlardan bazıları parayı bankadan çekmiş. Para bankaya yatmamış. Evet. Bankadan çekiliyor, bankaya yatmıyor. Bu zaten bir izaha muhtaç bir durum. Para nereye çektiklerine gitti? Dair dekont falan var mı acaba ellerinde? Hayır, bankacı işlemi var zaten yani. Çektiği görünüyor. Banka bunun için nasıl bir açıklama yapıyor? Bankaya yattığına dair kanıt yok. Çektiğine dair kanıt. Bazılarının parayı nereden getirdiği belli değil. Asıl muamma orada. İşte yatmayan parayı nasıl çekebilirler? O da çok ilginç. Nasıl uydurulmuş? Nasıl yani? Olmayan parayı nasıl çekecek? Başka bir yerden gelmiş. Buna teslim etmişler. Bu da başkasına vermiş yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eyvah. Bir kısmı bankadan getirmiş vermiş. Bir kısmı gayipten getirmiş vermiş yani. Öyle anlatayım. Şimdi dolayısıyla ortada bir de bak. Hanımefendiye para vermişsiniz. Karşılığında para aldım. Zaten kimse para aldım demiyor. Para aldım diyen bir iki kişi var. O da ne verdiysem onu aldım diyor. Kimse fazlasını söylemiyor çünkü tefeciyle girecek. Dolayısıyla yoktan kazandıkları paradan hesap sorulması gereken herkes buhar oldu. Bu dosyada dolandırıcılık kadar ve ondan daha ağır bir suç var. Tefecilik suçu var. Açıkça tefecilik yapılmış. Açıkça Seçil Erzan'ın o girdiği sarmal içerisinde ona yüksek faizle para verenler var. Bu para için zorla senet imzalatanlar var. Zorla para alanlar var. Tehditle ve zorlukla para alanlar var. Ve bu boyutu tümüyle görmezden geliniyor. İş sanki gözü açık banka müdürü bir gözü açık bir banka müdüresinin futbolcular çarpması şeklindeki işte eğlenceli bir anlatıya sıkıştırmak isteniyor. Bu kadar değil. Burada çok ciddi bir suç var. Dolandırıcılık ve ondan daha ağır bir tefecilik suçu var. Kara para durumu var. Siyasi müdahale var. Yargıda kavga var. Her şeyden öte Cumhurbaşkanı futbolculara futbolcuların alacak verecek davasına ne karışır kardeşim? Ne karışır? Burası Cibuti mi yani? Ne karışır yani? Ve şimdi aradılar banka vermedi. Ne oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin sözü? Ne oldu? Yarın öbür gün ne yapacaksınız? Vermeyince Hakan Ateş'le Mehmet Aydoğdu'yu dövecek misiniz yani? Vermeyseniz yani ve yarın öbür gün banka sırf bu nedenle Türkiye'den bankanıza çıksa ne yapacaksınız? O nedenle bu işin siyasi bir tarafının da olduğu adliyede de kazanın kaynamasına sebebiyet veren ciddi bir suç ilişkisi ortaya koyan bir tablo içeriyor. Peki. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a bir dönelim. Dedik ki Fatih Terim'in avukatı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Şimdi orada hani mağdur mu değil mi? Sanık mı değil mi? Fatih Terim fonu denmesine rağmen, her yerde adı geçmesine rağmen neden Fatih Terim'in ismi iddianamede yok? Fona para verdi mi vermedi mi? Verdiyse kaybetti mi, kazandı mı? Ya da işte alacak vereceğim yok derken Fatih Terim fakat futbolcularla işte bankaya kadar gitmiş. Niye gitti? Tüm bu soruları İsmail Saymaz Fatih Terim'in avukatına yöneltti. Aldığı cevapları da bugün yazısında kaleme aldı. Okuyanlarınız gayet hakimsiniz ona ama İsmail Saymaz hem o avukatın açıklamaları üzerinden, bilmiyorum o açıklamalar belki yeni sorular doğurdu senin kafanda da. Bir gelinen noktayı konuşalım istedik. Şimdi hani pek çok soru var. Sence avukatının açıklamalarından yola çıkarak soruyorum. Soruları önemli ölçüde gündemden kaldıran açıklamalar yapabiliyor mu? Hem Fatih Terim hem Fatih Terim'in avukatı. Sesimde herhangi bir sorun yok değil mi ya da görüntüde? Yok. Tabii aslında burada doğrudan sorulara yanıt vermesi gereken Fatih Terim. Yani ben bu röportajı Fatih Terim'le yapmayı tercih ederdim. Tabii. Fakat avukatı Tufan Karataş beni aradı. Ardından onunla görüştük ve sorularımı o yanıtladı. Dolayısıyla bazı sorulara kendisinin değil Fatih Terim'in cevap vermesi gerekir. Bazı soruları avukatı adına bir savunma olarak yanıtladı. Bunu da anlayabilirim. Yani onun zaten avukatlık görevinin de aksine hareket edemezdi. O nedenle müvekkilinin çıkarını sarsacak yanıtlar veremezdi. Bu bir avukat için anlaşılır bir durumdur. Ancak dediğim üzere
Evet, bir İsmail Saymaz bağlantılarında yaşadığımız bir klasik, öyle söyleyeceğim ben artık. Duyuyor mu şu anda İsmail Saymaz beni? Tamam, geldi. Aramalar gelince böyle kesiliyordu değil mi İsmail? Evet evet, aramalar geliyor sürekli. Aramayın ben bir süre İsmail Saymaz'ı diyeyim ben ekrandan. Şöyle, yani dolayısıyla sorulara Fatih Terim'in yanıt vermesi gerekir. Fatih Terim'in avukatı müvekkili adına sınırlı ölçüde cevap verebilir ve onun haklarını korumak adına hareket edebilir. Kamuoyu Fatih Terim'i görmeden, Fatih Terim'in cevaplarını görmeden tatmin olmaz. Evet, dolayısıyla ben Fatih Terim'in değil, avukatının Fatih Terim'in adına verdiği cevapları aktaracağım. Şimdi tabii Fatih Terim bankaya başvurdu. Bir kere Fatih Terim para verdim. Bu soruyla ilgili çeşitli yanıtlar var. Seçil Erzan bir ifadesinde, savcılık ifadesinde para vermediğini söylüyor. Kesinlikle Fatih Terim'e para vermediğini söylüyor. Önce şunu söyleyeyim. Fatih Terim fonundan Fatih Terim'in haberi var mı? Fatih Terim'in avukatı böyle bir fondan haberi olmadığı gibi bu fon, Fatih Terim fonu ifadesinin de soruşturma açıldıktan sonra ortaya çıktığını iddia ediyor. Ama benim dosyadan gördüğüm kadarıyla en az iki mağdur Fatih Terim fonuna, Fatih Terim fonu adlı fona para verdiğini söylüyor. İki, Fatih Terim'in bundan haberi olmayabilir. Bu anlaşılır. İkincisi, Fatih Terim bu fona para verdi mi? Seçil Erzan'ın savcılık ifadesine bakarsak ben Fatih Terim'e para vermedim diyor. Ama aynı Seçil Erzan mahkemedeki ifadesinde Fatih Terim'e 300 bin dolar verdiğini iddia ediyor ve bunun kat aldığı, 300 bin dolar aldığını iddia ediyor. Bunun kat be kat üzerinde parayı Fatih Terim'e verdiğini ileri sürüyor. Üçüncü kanıtımız şu. Fatih Terim Arda Turan'la Seçil Erzan arasındaki yazışmada Arda Turan'ın Fatih Hoca karda mıymış sorusuna Seçil Erzan kardaydı diye karşılık veriyor. Normalde kardaydı diye karşılık veriyor. Bir diğeri, Fatih Terim'in avukatı ve Seçil Erzan'ın eski nişanlısı Candaş Gürol bir gün Fatih Terim'in evine gittiğinde Fatih Terim'in de ben bu fona para yatırdım dediğini söylüyor ve hatta skandaldan sonra bütün hepsinin bir araya gelip para üzerine konuştuklarını anlatıyor. Bu da beşinci kanıt. Bir diğeri, Denizbank'la Seçil Erzan arasında yapılan görüşmeler sonucu bir şablon çıkarılıyor ve bu şablona göre... O tablo. Tablo, evet. Bu tabloya göre Fatih Terim 700 bin dolar vermiş, 1500 dolar özür dilerim. 750 bin dolar vermiş, 1,5 milyon dolar almış görülüyor. Unsurlar bunlar. Dolayısıyla bir de ne var? Bir de ne var? Bir de Fatih Terim 2 Haziran tarihli suç duyurusunda savcılığa diyor ki ben bu skandal patlamadan bir gün önce bankaya başvurdum. Hesaplarımı bana dökün dedim. Bana gelen çizelgede 1 dolar hesabında 200 küsür bin dolar, 1 euro hesabında 40-50 bin euro, bir de saklama adı verilen bir hesapta 3 milyon dolarının olduğunu söylüyor. Bu paranın banka tarafından kendisine verilmediğini belirtiyor. Fakat banka da diyor ki bizde böyle bir hesap ve böyle bir para yok. Nitekim Eylül ayında bankayla Fatih Terim arasında kredi mutabakatı imzalandığında Fatih Terim bu talebini orada dile getirmiyor. Demek ki ortada Fatih Terim'in Seçil Erzan'a verdiği 3 milyon civarında olduğunu düşündüğü bir parası var. Şimdi ben görüşmeleri, ifadelere baktığımda Fatih Terim benim hesabımı gönderin dediğinde bilgisayar ortamında bir çizelge hazırlanıyor. Ve bu çizelgeye saklama 3 milyon diye bir şey yazılıyor. Sonra da öğrendim ki Seçil Erzan'ın ilgili memuru arayıp yazdırması üzerine bu yazdırılıyor. Demek ki Fatih Terim bankada parası olduğunu ve 3 milyon dolar olduğunu düşünüyor. Biliyor daha doğrusu. Ben bunu sordum. Fatih Terim Seçil Erzan'a para verdi mi vermedi? Avukatı diyor ki Seçil Erzan'a değil, Seçil Erzan'ın şahsına değil, Fatih Terim'in bankada parası vardı. Yani o banka hesaplarında parası vardı. Ve bu hesapta yaklaşık 11-12 yıl boyunca Seçil Erzan'ın izinsiz ve rahatlıkla girip çıkıp kullanabildiği bir hesaptı bu. Bu hesapta da zaman zaman Fatih Terim'i arıyormuş. Şöyle bir fon var, böyle bir hazine bonosu var, alalım mı satalım mı diyormuş. Bu fonda dilediği gibi tasarruflar yapabiliyormuş. Yani bir fon alışverişi olduğunu anlıyoruz Fatih Terim'in avukatının beyanına göre. İsmail, burada araya girebilir miyim? Ama eğer tam da bu şekliyle olduysa Seçil Erzan bunu
tamamıyla bankacılık sistemi içerisinde, kayıtları içerisinde yapmak zorunda. Çünkü Fatih Terim oradan... İşte hayır şöyle. Avukatına göre böyle oldu. Evet, çünkü Fatih Terim'in hani en fazla çekip elden vermesi gerekir ama buna dair hiçbir şey söyleyemiyoruz ama hayır, avukatının dediği ise evet. Elden para verilmedi, bir hesaplar vardı ve bu Fatih Terim'in yine gitti. Bir 30 saniyeye hatta o kadar bile sürmeyebilir. Bir 10 saniyeye tekrar gelecektir İsmail Saymaz'la bağlantımız. Ama bir kez daha hani özellikle Fatih Terim'in avukatının açıklamaları üzerinden Fatih Terim açısından meselenin nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyoruz. İsmail Saymaz avukatının açıklamalarıyla birlikte ama hani Seçil Erzan'ın ifadelerini de hatırlatıyor. Fatih Terim'in daha önceki işte mahkeme ifadelerini hatırlatarak biraz oradan bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Anlamak anlamında söylüyorum tabii bunu. İsmail, ben hani bağlantımız olmuyor deyince evet ben de senin yazından yola çıkarak evet, bazı hatırlatmaları yapıyordum ki sen devam et lütfen. Şimdi diyor ki aslında diyor elden bir para vermedi. Evet. Seçil Erdoğan'ın zaten bankada hesap ve hesapları vardı. Bu hesaplara Seçil Erzan istediği gibi dilediği saatte girip çıkabiliyordu. Ve bununla işte Fatih Terim'i arayarak zaman zaman şöyle bir fon var, böyle bir hazine balası var, alalım mı satalım mı diyordu. Alım satım işlemleri yapıyordu. Buradan bir gelir elde ediliyordu. Fakat Seçil Erzan buradan elde ettiği geliri tırtıklayarak, eksilterek yatırdı. İddiaları bu. Yani banka hesapları üzerinden yatırım yaptığını, yatırımdan gelen kazancın bir kısmını tırtıkladığını, bugün anlaşıldığına göre tırtıkladığını ve zaman içerisinde tırtıkladığı miktarın 3 milyon da değil, 3,5 milyona kadar evet, ulaştığını iddia ediyorlar. Şimdi savunmaları bu yönde. Ama burada oturmayan taraflar var. Bunlardan biri bu hesap, bu eğer bankacılık işlemleriyse bunlar, en nihayetinde fon alıp vermek de bankacılık işlemleriyle olmuş olacaktır. Yani izi sürülebilir işlemlerdir tabii bunlar. Bunlar hangi hesaptan yapıldı? Yani bir hesap üzerinden yapılmış olmalı. Bu 3 milyon 12 yıl içerisinde çeşitli fon ve bono alışverişleriyle ortaya çıkmış olan 3 milyon dolarlık kazanç belli hesaplarda birikmiş ya da işlenmiş olmalı. Fakat ortada bu para üzerinden fon alışverişinin yapıldığı ve buna dair gelirin geri döndüğü bir hesap yok. Bankada böyle bir hesap söz konusu değil. Bu hesap nerede? Acaba Seçil Erzan Fatih Terim'in fon alıyorum diye hesaplarından para çekip geri yatırmadı mı? Böyle bir muamma dönüyor. Yatırmadıysa Fatih Terim bundan nasıl haberi olmadı? Öyle 3 bin lira değil ki bu haberi olmasın. 3 tabii milyon dolar. Şimdi tabii bir an için böyleyse bile sonuçta fon alışverişleriyle ilgili de bunlar alış satış işlemi olduğu için ya bir dekont, bir çizelge, bir fatura olması gerekir. Ben dedim ki yani sizin elinizde bir dekont, bir fatura yok mu? Çünkü bankaya sunulan çizelge dışında bir çizelge yok, bir şey yok yani. Bir çizelge var ama o resmi evrak değil. Bunun dışında bir dekont, bir sürü çizelge var diyor, dekont yok. Peki ne oldu diyorum ya, nasıl vermiş olabilir Fatih Terim bu parayı? İşte zaman zaman örneğin diyorlar hoca antrenmandayken sağ kenarına gelip bu yoğunlukta evrak diye ortaya koyduğu metinleri imzalatıyor. Ya Fatih Terim cin gibi adam, İtalya'ya gidip 2,5 haftada İtalyanca öğrendi. Yani bunu nasıl yani öyle sağ kenarında evrak arasında imza attırıp Fatih Terim'in parasını çekebilir yani, ki? Yani kaşla göz arasında atılmış yani. Kaşla göz arasında şeytani yöntemlerle. Ya olacak iş, yani bu öyle olmaz diye düşünüyorum. Fatih Terim İtalyanca bilmeden İtalya'da takım yönetti. Dilini bilmediği ülkelerde yani röportajlar verdi. Bugün komik gelebilir ama zor işlerdir yani o yaştan sonra dil öğrenmesi. Ya böyle bir adam, kür yutmaz bir adam, bu adama sağ kenarında imza attırmak ya tuhaf. Ben dedim ki tabii ya dedim bankacılık işleminde yani Fatih Hoca'nın izniyle onun hesabından alışveriş yapabilir. Bir an öyle olabilir. Ama ya en azından mesaj gelmiş olmalı. Peki. Gelmediğini söylediler. Halbuki kredi hesabı ile ilgili alışverişlerde bankanın açıklaması şu. Diyor ki ya biz sizden
kredi, yani Fatih Terim'in bankada 4 tane kredisi var. Yani o kredi yapılandırması yapmış. Ya orada da Fatih Terim ve avukatının, o Fatih Terim'in iddiası, yani bazı imzaların yakınları tarafından atıldığı yönündeymiş. Ama orada bile banka diyor ki, ya bu mesajların hepsi size geldi, yani şahsınıza geldi. Dolayısıyla burada da para alışverişinin olmuş olduysa ya, bir mesajın geliyor olması lazım. SMS bilgilendirmesinin geliyor olması lazım. Onlar evrakın sağ kenarına imza attığını söylüyorlar. Yani eğer mesaj gelmişse zaten banka sorumlu. Yani şimdi tabii bu bir boyutu, ama ben söyleyeyim, yani bu para Seçil Erzan tabii tırtıklamış da olabilir. Bu savunmanın anlaşılır tarafları var. 12 yılda öyle böyle tırtıkladığı paranın yani 3 milyon dolar, 3,5 milyon büyük para. Yani 3,5 milyon dolar dediğim para işte 100 milyon lira civarında akıl almaz bir para. Bu parayı öyle tırtıklamak da kolay iş değil. Yani ama 12 yıl boyuncaki emekleriyle beraber diyelim ki tırtıkladı. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani bunu fark etmiyor olmak da tuhaf. Yani bu nasıl? Yani insan eninde sonunda der ki bu para hangi hesapta? Nihayet 6 Nisan'da Fatih Terim demiş ki ya bu parayı bana hesaplarını bir gönderin bakayım. Peki. Evet, bir kez daha İsmail Saymaz'la bağlantımızı sorduk. Yani gerçek hesap. Tamam, geldi. Geliyor mu sesim? Geldi geldi. Yani Fatih Terim günün sonunda bir yerde... Fatih Terim günün sonunda bir yerde demiş ki ya bu benim hesaplarımı bana gönderin. E göndermişler. Fatih Terim bankada bir parası olduğunu zannediyor. Biliyor yani, bir para vermiş. Ama bu para, bu paranın açıklanış biçiminde bence soru işaretleri var. Bunu en iyi Fatih Terim bilir. Bir de tabii ben şunu sordum. Fatih Terim aile yakınlarının, kızının, damadının, yakın şoförünün, şoförü de para kaptırmış. Çizelgeye bakarsak 50 vermiş, 150 mi almış, ne 100 almış. En yakın arkadaşı Nur Erkasap'ın. Yani para verdiğini, 150 bin dolar kızı kaptırmış, 50 bin dolar yeğeni kaptırmış. Damadı Volkan Bahçekapılı, Emre Belezoğlu'nun 4,5 milyon dolarını kaptırmış. Aracılık etmiş. En yakın arkadaşı Nur Erkasap senetlere imza atmış, para nakletmiş. Ya bütün bunlardan Fatih Terim'in haberi yok muydu diye sordum. Yoktu dedi bana. Tamam, Fatih Terim fonunu duymamış olabilir de ya yakın çevresinin para verdiğini duymamış olması bana çok tuhaf geldi. Ama avukat bey öyle izah ediyor. Diyor ki siz onun aile yapısını bilseydiniz diyor. İnsan ilişkilerini, baba kız ilişkilerini, aile arkadaşı bilsin. O evde para konuşulmayacağını bilirdiniz diyor. Bilmiyorum, Fatih Terim'in evine hiç gitmedim. Ama yani bu arada bir şey söyleyeceğim İsmail, çok kısa. Hı. Mesela Volkan Bahçekapılı'nın ifadesinde diyor ki bana diyor Seçil Erzan diyor Hakan Ateş'in ve Mehmet Aydoğdu'nun oluşturduğunu, bu fonu eve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Hatta eşim Buse Terim'le Fatih Terim'in de bu fona para yatırdıklarını söyledi. Ben öncesinde Buse'ye de danıştım. O da fonda parası olduğunu söyledi diyor. Yani hani Fatih Terim'in de bu fona yatırdığını mesela Volkan Bahçekapılı'ya söylemiş Seçil Erzan. Dolayısıyla hiç tabii aralarında söyle konuşulmamış mı? Burası da bir tuhaf gerçekten de. Evet, evet. Yani orada da işte ya son bu kızının bile para yatırdığından haberi olmadığını söylüyor